Efendim herkese iyi geceler. En sıra dışına hoş geldiniz. 24 Haziran'ı geride bıraktık ve Türkiye yeni bir sürece girdi. Ne o süreç? Artık Türkiye'de başkanlık sistemi, Cumhurbaşkanlığı da ama işte o başkanlık dediğimiz o sistem var, başka bir şey var. Bunu konuşacağız. Ama önce konuklarımı ben hala yorgunum bu arada. Yüzümden belli oluyordur. İzleyicilerim bağışlasınlar. Ne 3 yorgunluk? 4 tabii 3 4 günlük bu maraton işte o falan yordu, biraz da üzerinize afiyet. Ahmet Kekeç, Halime Hepimizdeyiz. Kökçe hepimiz öyleyiz. Hasan Öztürk ve Ankara'da da Savcı Sayan var. Savcı Bey, siz de Ankara stüdyomuza hoş geldiniz. Dedim pişti Hoş mi olduk bulduk. İyi yayınlar ceketlerde? diliyorum. İyi akşamlar, saygılar. Yakın renkler giymişiz ceketlerde Savcı Bey. Bir amacı var mı bu renk giymeniz? Fikrimiz yakın. Eyvallah. Savcı Bey. Fikrimiz, zikrimiz yakın. Eyvallah. Şimdi Ahmet Kekeç, seçimin tek kazananı olur. Bu seçimin kazananı Kemal Kılıçdaroğlu. Bence de. Halime? Yani öyle diyorsa öyledir. Öyle Kendisi öyle diyorsa diyor. öyle. Hasan Öztürk? Kendisi öyle diyor. Ya atma ya. Bu kadar da olmaz. Ya sen de bir şeye razı gel ya. Kazanmış Niye? adam söylüyor, yalan mı söylüyor? Yok, kazandım demiyor. Kazandım diyor. Bu seçimin kaybeden diyor ki AK Parti ben düz adamım diyor. Kinaye minaye tanımam diyor. Tanımam abi. AK Parti diyor ya, kaybedeni AK Parti diyor. Tabii. Kazananın söylemiyor. Şimdi bunların hepsi şey. Aslında biz 24 Haziran, şimdi espriyi bir tarafa bırakalım. Biz 24 Haziran gecesi bir büyük felaketten kıl payı döndük. Önce onun altını çizeyim. Bak, buna katılırım işte. 24 Haziran gecesi yani bahsettiğim felaket seçim sonuçlarının şöyle değil de şöyle olmasıyla ilgili bir şey değil. 24 Haziran gecesi karşı karşıya kaldığımız ve kıl payı döndüğümüz felaketin adı CHP'nin önceden de bildiği, kaybettiğini de bildiği, bu seçim sonrası hile hurda var diyerek ortalığı yangın yerine çevirme girişimiydi. Allah korusun. Neden vazgeçti peki bundan? Söyleyeyim, vazgeçmedi. Bir, ertesi gün Güneş'te yazdım, belki görmüşsündür. Sebep şu, Muharrem İnce çıktı, adam kazandı dedi. İsmail Küçükkaya attı. Adam kazandı der demez, mesele bitti. Herkes evine dağıldı. Bence ama bir sebep daha var Turgay. Konuşuruz. Şimdi bu ne, bu şu. Eğer Muharrem İnce adam kazandı demeseydi, Muharrem İnce de Kılıçdaroğlu ve işte etrafındakiler gibi hile var, hurda var bilmem ne falan deseydi, Muharrem İnce'den önce Kemal Kılıçdaroğlu kameralar karşısına geçecek, CHP'nin eksi ikinci katından kaçıp evine gitmeyecek, kameralar karşısına gelecek, bu seçim meşru değildir diyecek. Hatırlayın, Fox TV'yi basmışlar, Muharrem İnce'yi rehin almışlar. Fox TV'yi kapatmışlar. Kapatmışlar, Muharrem İnce'yi askerler rehin almış. Albaylar. Tehdit ediyorlar, albaylar bilmem ne falan. Bu söylemlerin ardından tıpkı Gezi'yi hatırlayın, Gezi'de olduğu gibi aynı yalanları tedaviye soktular ve o gece ortalığı yangın yerine çevirecekler. Bir şey daha var. Adam kazandıdan öte, ondan önce, şimdi bunlar seçim sonuçlarına güvenmedikleri için peşinden deklare ettiler. Dediler ki bunlar hile yapacaklar. İşte Anadolu Ajansı çarpıtacak, şöyle olacak, böyle olacak tevatürü üzerine CHP'nin öncülük ettiği bir işte sivil toplum konsorsiyumu, işte diğer partiler de var, Adil Seçim Platformu diye bir platform kurdular. Seçim sonuçları oraya akacak, oradan duyuracaklar. Şimdi YSK o adil platformun açıklamasını getirdiniz mi arkadaşlar? Sandık sonuçlarını mühürlü olarak Anadolu Ajansı'na veriyor. O da geçiyor. Ayrıca partilere veriyor. Partiler de kendi merkezlerine ulaştırıyorlar. Dolayısıyla CHP'ye verilen mühürlü seçim sonuçları adil seçim platformuna gitti. Adamlar baktılar ki gece bize gelen oylarla, ya o sonuçlarla diğer mecralara giden, AA'ya giden, diğer televizyonlara giden sonuçlar aynı. Fark yok. Ya bu da biraz
onları şey yaptı, onları durdurdu. Yani kendi ayaklarına sıkmış oldular. Provokasyon amaçlıyorlardı. Yaz, adil platform, kurdular. Adil platform açıklaması dün gece geldi. Dün akşam geldi. Ha o gün de. O gün de yaptılar açıklamayı. Dediler ki aynı, sonuçlar aynı. Şimdi bir video var. Onu hemen yayınlayalım. Bu hiçbir seçimde hiçbir tahmini tutmayan bir araştırma yapıp yapmadığını da işin açıkçası bilmediğimiz ama ortada işte bir şey var falan. Tabii. Hakan Bayrakçı var biliyorsunuz. Tabii geçen hafta konuştuk onu. Geçen hafta konuştuk. Şimdi benim önemsediğim ama sizin önemsemediğiniz. Bu Hakan Bayrakçı çıktı dün bir açıklama yaptı. Evet. Dedi ki tabii bu açıklamayla derdi kendisini kurtarmak. Yani bir bu açıklama aslında onu bitirmesi lazım. Dükkanı kapatıp gitmesi lazım. Artık milletin önüne çıkamaması lazım. Bakın ne diyor onu bir izleyelim ondan sonra. Tayyip Erdoğan'ın 50'yi geçmez şansı bu seçimde yok. Sıfır. Yani 47 alabilir. 44 de alabilir. İkinci turda o 44'ü 51 yapması deve yende katlatmak gibi bir şey. Geçemez. Sayın Erdoğan geçemez. İlk turda geçemez. 51 ile kazanıyor deseydim Tayyip Erdoğan. İnanın ben yani arkadaş bütün o camia bahsettiğim kitle beni çarmıha gelirdi ya. Şimdi bu daha uzun bir açıklama. Daha uzun bir açıklama yanlış. Evet. Tabii. O açıklama adeden alın arkadaşlar bence. Yakup yine dinlemeden almış onu. Yakup diyor ki biz araştırma yaptık. 51 çıktı. Fakat ben bunu açıklayamazdım. Beni çarmıha gelirlerdi diyor. CHP'de ama çarmıha geldi. Açıklamayı verememişler. Şimdi onu gelecek birazdan tamamını da vereceğiz. Bir de şöyle bir şey diyor. Yani nasıl bir baskı altında oldu mu siz bilemezsiniz diyor yani. Diktatör evet, meselesini de yani bulduk. Tabii diktatörün evet, ülkesinde muhalifler baskı yapıyor. Bir enteresan. De şöyle bir cümlesi de var. Bana sen ümidimiz sensin diyerek telefon ediyorlar falan diyor yani. Tuhaf bir şey yani bile bile kandırılmak istiyor CHP'liler ve buyur parasını verdik bizi kandır diyorlar Hakan tabii. Bayrakçı'ya herhalde. Ya burada yani bir kişi doğru söylüyor. Muharrem İnce enteresan bir şekilde şizofren dedi ya bunlara biliyorsun. Yani. Bir şey söyleyeyim mi? Şimdi Muharrem İnce'nin ben Muharrem İnce'yle biliyorsun takıştık, atıştık bilmem ne vesaire falan. Muharrem İnce'nin kişisel bir husumetin falan filan olamaz yani. Bunun altını çizeyim. Şimdi şöyle de bir problem var. Muharrem İnce ile ilgili düzgün bir cümle kursam şöyle algılanacak. CHP'nin içini karıştırmaya yönelik falan filan diye algılanacak. Böyle bir derdim yok. Ama şu hakkı da dünya döndükçe yani ben teslim edeyim ama dünya döndükçe de o teslim ettiğim hakkı baki kalacak. O gece iki şey yaptı. Birincisi adam kazandı. Bu işi uzatmanın bir anlamı yok. Dağılsın herkes evine dedi. İki, tüm bu yalanların üzerine dedi ki buna şizofren dedi. Ersin. Kendi seçmenine, tabii, kendi tabanına şizofren dedi. Şimdi bu aslında değerli Ahmet'e geçiyor. Aslında şey, kendi tabanına değil. O seçmeni o hale aylardır siz getirdiniz ama zaten yani. Ama önemi yok. Yani o akşam onlara demeyebilirdi yani. Aynı gazla gidebilirdi. Kemal gibi yapabilirdi. Bülent Tezcan'a onlar öfkelendiler. Çünkü YSK'dan gelen açıklama dışında bizim bir araştırmamız yok. Sonuçlar YSK ile uyuyor açıklamasını Bülent Tezcan kendisi yaptı. Beklemeyin dedi yani. Sonra özür diledi yani ama. Bir anlamda kandırılmış oldu yani. Muharrem İnce de kandırılmış İki oldu. İki gün sonra da şu açıklamayı yaptı. %5'e göre biz bu açıklamayı yaptık. Ama bir dakika. Yani bunu da açılan sandıkların %5'i. Adil seçim platformu diyor ki biz diyor 21 olduğunda diyor yani saat Bülent Tezcan'ın açıklama yaptığı saatte elimizde diyor veri yoktu. Sistem kilitlendi başaramadık bir şey söyleyemedik diyor. Yani Bülent Tezcan'a diyor ki sen o %5'i nereden buldun da söyledin evet diyor. Öyle bir %5 yok diyor yani. Tabii tabii. Çok fena yakalandılar. Bir kere Turgay şöyle bir şey yok mu? 8 seçimde aynı şeyi yaptılar. 9.sunda çok fena yakalandılar yani. Mütemadiyen kaybeden bir parti var karşımızda. İstikrarlı bir şekilde kaybediyor. Kaybetmekte kariyer yapıyor. Şimdi bunun en azından o gece yani kaybettiği gece seçmenini, partinin önüne gelen partilileri nasıl sakinleştireceğini, o süreci nasıl yöneteceğini en azından bunu bilmesi gerekir.
Yani bunu dahi öğrenememiş bir partinin zaten seçim kazanmak gibi bir vizyonu. Ama öyle bir derdi yoktu ki, sakinleştirmek gibi bir derdi yoktu. En azından bunu yap yani. Şimdi, hakikaten de. Seçmen işte ağlayanlar, öfkelerini CHP'ye yöneltenler. Kemal Bey'in iki gün sonra yaptığı açıklamanın seçim gecesi yapıldığını düşün. Tabii. O sokaklar ne hale gelirdi? Ya Muharrem İnce'nin şizofren dediği o kitleler o gece ne yaparlardı? Düşünsene. Peki, şunu da gördünüz değil mi? Bunların fanatikleri, bu gezici kafa, bu vandallar, bu çapulcular Muharrem İnce'ye ateş püskürdüler. Yani ya bırak, niye bu açıklamayı yaptın da önümüzü kestin diye. Ya bu sosyal medyada görmüşsünüzdür. Kıyamet koptu. Nasıl böyle bir şey söylersin? Gazetecileri hırpaladılar. Gazetecileri hırpaladılar. Yani Fox TV'deki aslında bence o akşam için yapılan bir işte ben nümayiş diyeyim ya da işte gezi tarzı bir işte kaos çıkarma planı vardıysa, onu asıl durduran şey aslında CHP açısından seçimin sonucunun kendileri açısından olumlu geçmiş olması. Çünkü onlar zaten HDP'yi meclise sokmakta amaçları. Tabii. Oydu, bütün iş oydu. Yani HDP'de meclise girdiği anlaşıldı. Muharrem İnce'nin zaten kazanmasını istemiyordu Kemal Kılıçdaroğlu. O yüzden ben tabii, hani bu sadece işte adam kazandı dedi ve hani işte birden sönümlendi diye düşünmüyorum. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi açısından seçimin asıl amacı HDP'yi meclise sokmaktı. Bu amaçla hasıl oldu. Dağılalım evlerimize. Biraz böyle geçti bana kalırsa olay yani. Peki adam... Şeyle ilgili, bu Hakan Bayrakçı ile ilgili bir şey söyleyecektim de unuttum. Yani sadece bu oradaki itirafları falan değil. O gece şunu da söyledi. Dedi ki ben Meral Akşener'in işte %9-9,5 alacağını söylüyordum. Bunu söyledi. Oysa yalan söylüyor. Meral Akşener'in partiyi kurduktan sonra %27 alacağını söylüyordu. Yani şimdi bu adam... para verenleri mutlu etmek için seçim sonuçları açıklıyor. Hayır, bir dakika ya, bu nasıl yumuşatmadır? Bu adam yalan söylüyor. Yalan söylüyor, onu söylüyorum. Hayır, yani gözümüzün içine baka baka yalan söylüyor. Bunu da para karşılığında yapıyor. Para karşılığında yapıyor. Yani ben senin dediğin gibi görevi kamuoyunu yanıltmak. Bilimsel veri olarak sunuyor. Sunuyor. Daha da enteresan. Ya sunuyor, bir araştırma olarak, ya, bir bilgi olarak paylaşıyor. Mesela üniversitede öğretim üyesi falan olsa bunun işine son vermek lazım değil mi mesela? Hayır, üniversitede öğretim üyesi olup olmasına gerek yok. Şu anda eğer bu işi yapması lisansın için lisansın bir şey lazım varsa iptal etmek gerekiyor. Bir, iki, o kadar insanı aldattığı için gerçekten, yani bunu bilmiyorum, yani mutlaka bir dava konusu olması suç gerekiyor. Değil midir? Ya ben şunu söylüyorum, o gece yani dur, biraz da konuşayım. O gece birkaç kişi Allah korusun ölseydi, başına bir şey gelseydi. İşte efendim... Ya seçime hile karışmış, burada karışmış diye inananlar kitlesel bir eylem yapsaydı, orada gözaltına alınan insanlar olsaydı, işte birkaç gün içeride kalıyor olsaydı falan. Yine falan. İtiraf edecek miydi? Bir de bu var. Tabii. İtiraf edecek miydi o zaman? Ne olacaktı yani, o kadar veba, yani bu şeydi ya, yani bu o kadar kolay bir şey değil ya, çıkıyor tabii. Çok gevrek gevrek sırıtarak ve siz diyor karşısındaki dünyanın diyor en ki, normal şeyini anlatıyormuş gibi, siz yemek diyor, tarifi veriyormuş diyor, rahatsınız, gibi. AKP'yle çalışıyor, bak burada çok evet. Siz diyor ne kadar rahatsınız. AKP ile çalışıyorsunuz. Dolayısıyla tabii ki diyor, siz anketlerinizi açıklayacaksınız, verilerinizi. Ben diyor CHP ile çalışıyorum. Mümkün mü? Ben Tayyip Bey 51 aldı diye söyleyeyim. Beni çarmıha gererler. Vay ya arkadaş, bu kadar basit bir şey değil ya. Şimdi AKP dediklerinin başında, yani AK Parti'nin başında bir Tayyip Erdoğan var. Ve bu Tayyip Erdoğan'a, yani siyasi aktöre... diktatör, işte o CHP'li diyor ya, Kılıçdaroğlu diktatör diyor, diken diyor, yani daha iki gün açıldı, diken diyor, işte efendim hak etmiyor diyor, nasıl, niye tebrik edeyim diyor, niye teşekkür edeyim diyor, niye başarılar dileyim diyor, neyse ya yani, diyor, dünyanın bütün bir araya gelmiş düşmanlarının medyası diktatör diyor, Tayyip Erdoğan için söylüyorum, Hakan Bayrak diyor ki, siz diyor işiniz ne kadar rahat, ne kadar kolay. Siz diyor AKP ile çalışıyorsunuz. İfadeleri bu. Ama AKP'le daha dramatik tarafı da CHP'nin böyle bir adamla çalışması. Evet. Şimdi, ama diyor ben CHP ile çalışıyorum. Bunu söylersem çarmıha girerler. Kim diktatör, kim zalim, evet. Kim tahammülsüz. Dinleyelim Hakan Bayrakçı'yı, sonra Savcı Sayan'a değerlendireceğim. Verin bakalım bir daha. Mesajlarım şuram buram, her tarafım kilitlendi. Dolayısıyla CHP'de de öyle oluyor. Onun için göremediğim bir şey değil. Yani seçimin
50'nin, %50'nin 1-2 altı veya 1-2 üstü biteceğini biliyordum ben. Aylar önce söyledim. Burada söyledim kaç defa. Şimdi de yerel seçimler var önümüzde. Size yine kolay gelsin. Ama siz yani, daha mı rahatsınız ben, Sayın Aktaş? 51 ile kazanıyor deseydim Erdoğan. İnanın ben yani arkadaş bütün o camiye bahsettiğim kitle beni çarmıha gelirdi ya. Peki Sayın Aktaş. 50'nin biraz altı biraz üstü bir şey olacak dedik işte. Sonuçta Erdoğan başarılı. Çatır çatır 17 yıl sonra seçim kazanıyor. 52 ile. Size ikinci turu düşündüren neydi, ne olmadı? Evet. Savcı Bey'in de fikrini alalım bu konuda. İyi akşamlar arkadaşlarıma. Tekrar Ankara'dan selam ve saygılarımı gönderiyorum. Şimdi öncelikle bir iki noktaya dikkat çekmek istiyorum. Bu Adil Seçim Platformu ile CHP Seçim Sistemi. İkisi de bugün diyor ki biz sistemimiz çöktü. Yani iki sistemi yönetemeyen insanların çıkıp Türkiye yönetme iddiasında bulunması gerçekten komik, gülünç bir durum. Bunların başarısı, becerisi bu kadar. Yani o kadar işte üzerinde durdular, uğraştılar. Ama hem Adil Seçim Platformu bunlardan oluşan, bu gönüldaşlarından oluşan, hem de CHP Genel Merkezi'ndeki sistemi çalıştıramadılar. Bunlar beceriksiz bir parti, beceriksiz bir yönetim, beceriksiz bir anlayış. Bunun öncelikle altını çizmek istiyorum. Sayın Hakan Bayrakçı'nın durumuna gelince sürekli mahalle baskısı var. Tayyip Erdoğan baskı uyguluyor, ötekileştiriyor diyenlerin bir anket firmasını bile nasıl anket firmasını nasıl kuşattıklarını, anket firmasının başındaki yetkilinin nasıl çekindiğini, ne kadar zor durumda olduğunu kendi ifadeleriyle bir söylemiş olsaydık belki iftira, yalan diyeceklerdi. Kendisi ikrar etti, kendisi söyledi. Üçüncüsü, ben bu seçimde siz biraz önce belki komik diye söylediniz. Ben gerçekten sizinle aynı düşünmüyorum. Bu seçimin başarılısı, yani bu seçimi başarıyla bitiren Kılıçdaroğlu'dur. Ben evet. Kılıçdaroğlu'nu Muharrem İnce'den çok daha başarılı buluyorum. Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'den çok daha başarılı. Çok daha büyük bir iş yapmıştır. Çünkü kaybetmedi. Seçime girmeyerek kaybetmedi. Hayır, şimdi ben başka bir şey söyleyeceğim. Bugün birçok yerde CHP'liler açıklama yaptılar. Dediler ki bizim partimizde lider sorunu yoktur. Ben onlara katılıyorum. Çünkü liderleri yok ki sorun da olsun. Yani bir yerde lider olacak ki liderin başarısızlığı üzerine işte lider sorunu vardır diyebilirim. O ayrı bir şey. Ben daha farklı bir şey düşünüyorum. Cinlik açısından, Türkiye'yi kuşatma açısından, üst akılın emrine girme açısından değerlendirdiğimizde Kılıçdaroğlu harfiyen programı uygulamıştır. Üst akılın bütün dediklerini yerine getirmiştir. Başarılı bir görev adamı olduğunu üst akıla, FETÖ'ye arz etmiştir. Nasıl diyeceksiniz? HDP'ye ödünç oy vermiştir. İyi Parti'ye 15-20 milletvekili göndermiştir. HDP'den Selahattin Demirtaş'ın oylarını alıp Muharrem İnce'ye aktarmıştır. İyi Parti'nin oylarını alıp Muharrem İnce'ye aktarmıştır. Bütün bunların üst akıl tarafından tezgahlandığını, Türkiye'de de CHP üzerinden ülkeye bir operasyon yapıldığını, CHP'nin operasyonel güç olduğunu hepimiz gördük, ama onun başında Kılıçdaroğlu vardı. Kılıçdaroğlu ağababalarının dediğini yaptı. Gerçekten de eğer Allah muhafaza 24 Haziran gecesi Sayın Erdoğan bu seçimi kaybetmiş olsaydı, bakın o zaman biz hiçbirimiz sadece Erdoğan kaybetti demeyecektik. Türkiye kaybetmiş sayılacaktı. İnanın bütün samimiyetimle, içtenliğimle söylüyorum. Suriye'ye dönme yoluna doğru girecektik ve artık Orta Doğu'da Müslümanların, mazlumların umudu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti diye güçlü bir devletten söz etmemiz söz konusu olamazdı. Bütün seçim stratejileri bunun üzerineydi. Sayın Erdoğan'ı devirme üzerineydi. Sayın Erdoğan'ı devirmek için PKK ile de işbirliği yaptılar. HDP ile de yaptılar. Benzemezler bir araya geldi. Bütün bunların başında Kılıçdaroğlu vardı. Kılıçdaroğlu da görevini bana göre layıkıyla yerine getirdi. Daha sonra değerlendirmeleri yaparsak ayrıntısını açıklar. Peki. Teşekkür ediyorum. Şimdi
Kılıçdaroğlu'nun mesela şunu da bir 4 numaralı videoyu da verelim. Parti meclis üyesi Erdal Aksünger'den seçim gecesi provokasyon itirafı var. Verelim mi? İstifa etti gerçi. Bülent Tezcan da açıklama yaptığında şöyle bir şey söyledi. Yarım saat önce evet ikinci tura kaldı dedi. Şöyle düşünüyorsunuz. Ben de çünkü hani sonuçta orada değilim genel merkezde o gün. Başka yerlerdeydim. Hatta okullara falan çok gittim bir yerlere. Demek ki sağlıklı bir veri transferi yapılabiliyor tarzında bir şey. Sonra ben gönüllülerle ve oradaki arkadaşlarla konuştuğumda böyle bir şeyin olmadığını, bütün verileri YSK'dan ve Anadolu Ajansı'ndan gelen verileri verdiğini söyleyince bu sefer... Bir dakika, CHP'nin elinde başka veri yok muymuş o akşam? Şöyle veriler geliyor ama onları tasdif etmek diye bir şey, karşılaştırmak diye bir şey de ciddi yok. Zorluklar yaşandığını ve karşılaştırılamadığını söyledi. O zaman Bülent Tezcan neye dayanarak söylüyor? İşte esas problem de burada başlıyordu zaten. Tamam bunu dediği gibi kabul edersek elinde bir veri olması lazım sonuçta karşılaştıracağı bir veri. Tam bunun üzerine yoğunlaşmışken bir açıklama daha geldi kendisinden. Herkes evine gitsin diye. İşte o herkes evine gitsin değerli yani. Tabii. Devam edelim. Haluk Pekşen ne demiş bakalım. Bu coşkuya niye bu arkadaşlarımız ulaştılar? Şu anda Türkiye genelinden bize gelen sayım ortalamalarına göre Sayın İnce, Sayın Erdoğan'ın 4 puan önünde ve giderek arayı açmaya başladı. Başkan İnce, Başkan İnce, Başkan. Bugün size gördüğümüz gerçekler şunu söyleyebiliriz ki artık ikinci tur yani 8 Temmuz'a bugünden itibaren hazırlanalım. Şimdi bu açıklamalarla o gece çok çocukça değil mi bir taraftan evet. Da yani biz kazandık ama arkadaşlar insanların 16 Nisan referandumu akşamında referandumun evet oyların fazla çıktığı belli olduğu halde hayır biz kazandık pankartlara taşıyıp da sokaklara dökülenler de bunlar değil miydi? Tabii. Şimdi böyle bir bunlar %30 aldı. Düşünsene bir 35-40 aldıklarını düşün. 30'lu halleri böyleyse Cumhurbaşkanlığında ne yaparlardı? %20 fark var. CHP'nin içinde olduğu ittifakla AK Parti'nin içinde olduğu ittifak arasında da %20 fark var. Tabii. Yani bütün skalalarda diyelim arada %20-22 fark var yani. Şimdi bu hakikaten Muharrem İnce'nin dediği gibi tevil edilebilecek bir fark değil yani. Hani buna rağmen işte şu hareketi yapmak Başkan İnce hani o yüzden çocukça diyorum. Hani bu gerçek bir sevinç olmadığı da belli yani. Şimdi orada da bir tiyatro var zaten yani. Baştan aşağı bir tiyatro aslında. Ben şeyi anlayamıyorum yani bu birbirini kendini kandırma giderek bu Hakan Bayrakçı örneğinde ama olduğu gibi kendini kazıklama. Bu FETÖ taktiği değil mi? Uluslararası yani ama işte şöyle niye şöyle düşünülemiyor yani bugün şu dakika itibariyle bak, her şeyi bırakıp siyaset yapacağıza karar verse bir 10 sene sonra semeresini alabilir. Halime, 16 yıl oldu yani. Halime, 16 yıl oldu. Eğer adayın kendisi çıkıp adam kazandı demeseydi. Ertesi gün yaptığı basın toplantısında ya 10 milyon fark atmış, 10 milyon oy çaldı diyebilir miyiz siz? Kafayı mı yediniz? Şizofren misiniz? Demeseydi. Uluslararası arenada Avrupa Parlamentosu'dur, şudur, budur, cartıdır, cürtüdür. Bu söylemler üzerine hareket etmeyecek miydi? Yani sürekli aparat olarak kullanmadılar mı? Yani bunu dışarıda? Da işte ama defalarca yaptılar yani Batı medyasında yani çok korkunç manşetler atıldı şimdi. Hani bunlar ilk kez bizim karşılaşacağımız şeyler olmayacak. 7 Haziran'da 7 atıldı, 1 Kasım'da atıldı işte Selahattin Eyyubi son metroda ya durduruldu. Hani bak, hadi bu şöyle, o kadar hani artık hayır, milletin de bağışıklık kazandığı tamam, bir şey. Millet meselesi değil. Mesela Merkel çıkıp, Fransa Cumhurbaşkanı çıkıp, Macron çıkıp, öbürü çıkıp şöyle bir açıklama yapsaydı. Türkiye'deki seçimler meşru değildir gibi. Hayır, meşru değil. Türkiye'de seçimler konusunda çok ciddi itilaflar var. İşte demokratik kültürü bilmem ne vesaire falan gibi meşruiyetine zarar verecek açıklamalar yapsaydı. Bu yarın Tayyip Erdoğan'ın elini zayıflatmayacak mıydı yani?
Her ortamda. Ama hani millete yani karşı zayıflatmıyor. Milleti geç. Millet uluslararası camiadan bahsediyorum. Ama işte zaten işte onlarla da savaşa savaşa adam buraya geldi. Yani adam onlarla savaşa savaşa kazandı yani. Hakemi de yenerek yani. Hakemi de yenerek futbol atı yani işte ya. Evet onu demek istiyorum. Yani şimdi ruh sağlığına örnek olsun diye bir arkadaşım bugün bir şey anlattı. Seçim gecesi. Muharrem İnce'nin kazanmadığı kesinleşmiş. Gittim diyor arkadaşım. İçki içiyor, kafayı çekmiş, üzüntülü ve işte ağlamaklı bir sesle şunu söyledi. İşte çocuklarım içki içemeyecek dedi diyor. Dedim ki diyor sen şu anda içiyorsun ama ve 17 yıldır içiyorsun. Hı. Yani istikbale dayalı olarak böyle bir endişesini dile getiriyor. Muharrem İnce kaybetmiş. Yani şimdi bu örnek ruh sağlığı konusunda çok ciddi bir ipucu veriyor. Meselelere böyle bakan, işte ayakkabı kokusu şeyini hatırlayalım, örneğini hatırlayalım. Yani oradaki sınıfsal aşağılama hala, yani bütün olup bitenlere rağmen hala bu sınıfsal aşağılamayı yapan ve kendisini aydın, seçkin addeden evet. bir zümre var. Bunların realiteye bütün kapıları, bütün duyargaları kapalı. Kendi içinde aynen. böyle bir getto hayatı yaşıyorlar. Kendi benzerlerine düşüp kalkıyorlar. Ve kendi kavillerince dışarısı cehennem. Bu şartlarda oluşan bir ruh ve oturuyor seçim gecesi diyor. Çocukları bir şey içemeyecek diyor. Yani şimdi bu hakikaten bir tane genç kız ağlıyor ciddi klinik böyle, bir şey histerik bu. Bir şekilde ağlıyor. İşte hiçbir hakkım olmayacak. Ha, bir dakika bak şimdi. Güzel bir yere geldi. Seçmeni neden öldürmeliyiz diye bir yazı yazıyor mesela Cumhuriyet Gazetesi yazarı. Aynen Ahmet Kekec'in dediklerini söylüyor. Şimdi bu ruh halini anlayabiliriz. Niye biliyor musun? Bu diyelim ki Muharrem İnce kazansaydı AK Parti tabanı, taraftarı, gönüldaşı şöyle bakmayacak mıydı? Ya bu adam size ne yaptı? Tamam mı? Niye yani bu kadar hizmet yaptı, bu kadar şunu yaptı, bu kadar bunu yaptı vesaire falan. Yani siz belanızı mı istediniz? Şimdi buralarda problem yok. Tabii. Tamam mı? Yani bunu diyebilir. Şöyle kendi mahallesinden, kendi akvaryumundan şöyle bakıyor. Bunlar cahil. Bunlar işte ayakkabı kokulu. Bunlar eve ayakkabıyla da girmiyorlar. İçmezler bilmem. Böyle bakıyor tamam mı? Kendisini öyle bir yerde konumlandırmış ki bu... ailesinden, babasından, dedesinden, etrafından, ceddinden öğrendiği bir çaresizlik. Halbuki bunu kırsa, ya adam içerken çocuğum içemeyecek nasıl diyebilir? Hasan Emalgur'un bir tweet'i var. Turgay, nasıl inandık bu diyor, nasıl bir dünyadaymışız ki inandık bu kazanacağına. Çok anlamlı bir tweet. Şimdi bu kesimin aydınları var işte Cumhuriyet Gazetesi'nde şurada burada. Ya bu AK Parti'ye... Seçmen ne yapmışsın? Aydını öyle yani, seçmen ne yapsın? AK Parti'ye oy veren insanların... Yarıdan fazlası seküler bir hayat yaşıyor. Yani bu sosyolojiyi bile çözememiş aynen. insanları mihmandarlık ettiği bir kitleden bahsediyoruz. İşte okuyun Cumhuriyet Gazetesi'ndeki ya da değişik yerlerdeki köşe yazılarını okuyun. Ya bu ülkenin bir tarihi varsa bir sosyolojisi var. Bir sınıfsal yapısı var. Yahu azıcık bunu bir gör. Ya bunu bir... Kim kime oy veriyor? İşte seçmen davranışları nasıl oluşuyor? Feraset mi? Ahmet Kekeç. Ya feraset işte bu kesimde olmayan şeydir. Peki bu o kesimde olmayan şey bana 7 numaralı videoyu hazırlayın. Şimdi bu kesimin aydınında dahi olmayan şey Karadeniz'de dağın bir başında 70-80 yaşındaki bir teyzede nasıl tezahür ediyor bir bakalım ona. Çağrı Efendi'me de bir şey olmaz. Bak o uzun kağıt, bir tane kısa kağıt var. Kısa kağıtta resimler var. Resim. Ya lamba var orada değil mi? Tamam, bir tanesinde lamba yok. Bir tanesinde lamba yok. Canım ben lan, ben edemem onu. Bir tanesinde resim var. Tayyip'i tanırsın da. E sen canım ben lan. Ama yollamayı oraya da 20 adam oraya. Komaylı. Bir tanesi resimli. Ha böyle resimler var kağıtlarda, resim. Tayyip'i tanıyorsun. He. Erdoğan'ı tanıyorsun da. He.
Erdoğan'ın altına vuracaksın o resimliydi. Ama lambaların altına vuracaksın. Ne senin lambana ben? Bak lamba. Şimdi beni dinle. Bir tanesi lamba. İki tane kağıt. Bir tanesinde resimli. Resim lamba yok. O resim olanlarda lamba yok. Hangisini alalım? Bak şimdi resim olanlarda... Ben gireyim. Şimdi bu değil, bu doğru videoyu vermedik. Özür dilerim, asıl video bu değil. Asıl videoyu ama şimdi birazdan... Ama lamba yapışmış yani zihinlere. Evet. Geçen seçimlerde de öyle bir teyze vardı. Asıl o teyze işte, geçen seçimdeki o teyze. Lamba diyen. Şimdi diyor ki AK Parti'ye ver oyunu. Ben AK Parti'ye oy vermem diyor. Ben ampule bakıyorum. Ben ampule. Ya ampul iyi değil diyor, tamam mı? AK Parti'yi diyor. Bağırıyor onunla ben. Hayır diyor, ben diyor ampule basacağım. Şimdi bu neyi ifade ediyor? Sizdeki onu... şeyleri kovmuşlardı ya. AK Parti milletvekilleri seçim çalışmasına gidiyor. Sizin memleketin köylerine. Çok normal. Köylüler diyor. Tabii sen anlatsın onu. Gidin kardeşim diyor. Biz Tayyip'e oy vereceğiz. Savcı Bey. Bu feraset meselesi yani başka bir mesele. O teyze şeyini hatırladık da, su taşıdığınız teyzeyi. Savcı Selam'ın içinde olduğu bir hikayedir o. Savcı Bey'e gidiyor değil mi sesimiz? Duymadım. Savcı Bey'de bir ses sıkıntısı var. Savcı Bey, beni duyuyorsan elini salla. Duymuyor. Duymuyormuş. Duymuyor. Tamam. Biz devam edelim. Devam. Şimdi bir de şöyle bir parça var elimizde. 8 numara. 8 numara. Siz uyuyorsunuz bugün arkadaşlar. Ben anlamadım ki sizi. Yani çok üzülüyorum gerçekten. Genç bir kız olarak. 26 yaşındayım, daha 25 yaşındayım da çok güzel bir ülke. Bu ülkede yaşamak istiyorum ama bir kız olarak haklarımız, her şeyimiz tehlikede. Bu ülkede yaşamak gittikçe daha da zorlaşıyor. Kadına değer vermeyen eğitim sistemimizle alt üst eder. Şimdi bunu niye istedim biliyor musunuz? Bu çok mühim bir video. Hollanda televizyonuna... Altyazı var çünkü orada. Hollanda televizyonuna Türkiye'yi şikayet eden bir genç kardeşimiz. Ruh halinde anlıyoruz ki ciddi sıkıntılar içerisinde. Ben rol yapıyor falan demiyorum, bilemem. Yani ben niyet okuyucusu değilim açıkçası. Ama buna benzer çok roller gördüğümüz için, yani müftünün o karısı sahte müftünün vardı. Karısı... Evet. Müftünün sahte karısı. Müftünün, onu çözemedik. Yani onu hangi? Kimse çözemez. Müftünün sahte karısı. Sahte müftünün sahte karısı mı? CHP'li müftünün sahte karısı. CHP'li müftünün sahte karısı. Karma karışı. Şimdi bu kızcağız ağlıyor. Ben aynı zamanda meyhane işleticisi. Evet. Ben diyor 25 yaşında genç bir kızım. Ben diyor ne yapacağım genç şimdi? Genç kızlık hayallerimle oynadım. Tabii. Ben şimdi ne yapacağım diyor. Özgürlüğüm yok be. Ben ne yapacağım diyor. Şimdi dışarıdan bakan zanneder ki ülkede Tayyip Erdoğan gitmiş, yerine bir başka adam gelmiş. 16 yıldır bu ülkedesin. Çok güzel ya. Tamam mı? 16 yıldır bu ülkedesin. Sanki Kılıçdaroğlu gelmiş sanırım. Sanki Kılıçdaroğlu. İkincisi en vahim olanı diyor ki kadına ne diyor? Kadına değer vermiyor. Kadına değer vermeyen. Bakın senin cumhurbaşkanı olsun diye peşine düştüğün kişi hakkında tacizden şundan bundan 50 tane şikayet var. Bilmem, sosyal medyaya girin görün. Sonra onu cumhurbaşkanı aday yapan genel başkanın da adam tabii ki işsiz kalınca gidince önce kadın dövecek diyen tabii, bir adam. Diyen bir adam. Aynen. Devam edelim. Bir öncesinde de kaset operasyonu da gelmiş. Ya, yine hep böyle yine bir silsi de böyle yine bir, gelmiş. Yine bir kadını evet. Aşağılayan bir mesele yani, var şimdi. Kadınlara değer vererek gelinen bir siyasi hareketmiş. Gibi. Şimdi bakın. Burada ilk kez açık, neyse açıklamayayım, bu kalsın şimdi. Açıkla hadi. Açıklamıyor, bu hadi, bomba hadi. Bir şey var. Hadi. Ve sanki o siyasi hareket seçimi iktidardan düşmüş. Zaten iktidar değildi ki. Bir de bu... Bir de arkadaşlar hiç unutmayın, o şikayet ettiği ülkelerde bile
kadına seçme seçilme hakkı verilmezken Türkiye'de seçme seçilme hakkı verilmişti yani. Tamam mı? Türkiye'nin de böyle bir müktesebatı var ya, demokrasi müktesebatı var. Bir şey tamam söyleyeceğim. Bu kız kardeşimiz 25-26 yaşındaki. Buradan kendisine çağrı yapıyorum. Bilmiyorum adı nedir, sanı nedir, nerede yaşar, ne yer ne içer bilmiyorum. İstanbullu belli. Doğrudur. Ne olur ben kendisiyle bir gün İstanbul'da sokağa çıkıp gezmek istiyorum. Ne olur İstanbul'da yahut herhangi bir yerde birlikte gidelim. Meyhaneye gidecekse kendisiyle birlikte gidip oturacağım. Bara gidecekse kendisiyle birlikte oturacağım. Ne yapmak istiyorsa ve yapamıyorsa söz veriyorum bunun takipçisi olacağım. Söz veriyorum bu ekranlardan onun adına bas bas bağıracağım. Ne gerekiyorsa yapacağım. Ama ne olur gidelim. Yani 26 yaşında 25 yaşında bir genç kız olarak ne yapmak istiyor da yapamıyor sorusunun cevabını müşahhas olarak bana göstersin. Turgay farkında mısın? Bir cümle daha söyleyeyim sana atacağım. Aslında bu kızcağız diyor ki ya ben sokağa çıktığımda Halime'yi görüyorum diyor. Başında bir şey var diyor. Onun özgürlüğünü kısıtladığını düşündüğü şey başkasının yaşam varlığı, tarzına olan tahammülsüzlük. Aynen. Yani oradan ezan okunuyor Allah kahretsin diyor. Ben nasıl yaşayacağım bu ülkede diyor. Onun özgürlük olarak adlandırdığı şey okunan ezana duyduğu öfke. O kızın için söylemiyorum. Bir şey yapıyorum, fotoğraf çekiyorum. Yani asla ezandan rahatsız oluyor. Onu demiyorum. Derdim o değil. Bu zihniyetin kafasındaki şeyi söylüyorum. Diyor ki çıkmış bir Turgay Güler diyor. Erdoğan'ı savunuyor. Ben bu ülkede nasıl yaşarım falan diyor. Ne bileyim işte İmam Hatip görüyor da bu nasıl olur falan diyor. Ama Ahmet Kekeç'in az önce söylediği bir şey vardı. Yani bir tarih varsa bir sosyoloji var. Bu ülkenin bir gerçekliği var. Bu ülke %99'u Müslüman olan bir ülke. Bu ülkede oy almak isteyen ve senin peşine düştüğün, kazanamadığı için ağladığın genel başkanın her gün cuma namazı kılıyorum diye ekranlara çıkıyor. Ayet-el Kürsi'yi ilk ben ezberledim diye ekranlara çıkıyor. 58 türbe gezmiş seçim sürecinde. Şu kadar iftar sofrasına oturmuş, şu kadar sahurda bilmem ne yapmış. İşte Eyüp Sultan Camii'ne gitmiş bilmem ne yapmış falan filan. Aslında ben muhafazakarım. Erdoğan'dan daha muhafazakarım. İmam Hatip'e gidecektim. Keşke gitseydim. Gitseydim bugün Erdoğan'ın yerine ben olurum diyen bir adamın peşinden gidiyorsun ve bunlardan şikayet ediyorsun. Allah aşkına. Akıl tutulması bu ya. Ondan da zaten nefret ediyorlar aslında. Yani seçim kampanyasında Muharrem İnceli'nin bunları takiye için yaptığını biliyorlar ve bunu yapmak zorunda kaldığını düşünerek aslında bu durumdan da nefret ediyorlar olur, yani. Olur. Ve farkındaysan şimdi biz bu işte Muharrem İnce'nin şizofren bunlar dediği seçmen profillerinden birisi belki bu da. Ve Koç Üniversitesi'nde okuyan ve gezi olayları sırasında da gözaltına alınan bir kişiymiş. Öyle bir bilgi geldi şimdi. Yani derdimiz şu, üniversitede okuyan bir kişi bu. Şimdi ve gezi olaylarında da sokağa çıktığında şu söylemle 3. havalimanı yapılmasın, köprü yapılmasın, şu yapılmasın, bu yapılmasın söylemine çıkıyor. Ama Koç peşinden... Üniversitesi'nde herhalde servis otobüsleriyle gelmiştir muhtemelen geziye. Ya bizim bir profesör tanıdık vardı, rahmetli oldu şimdi. Birlikte televizyonda bir program yaptık bir yıl kadar. Yani saygın bir insan. Severdim. Allah rahmet eylesin. Toktamış mı? Toktamış'ın hanımı. Bizim Nemin Hoca. Hakikaten çok saygıdeğer bir hanımefendi. Bir yıl kadar dediğim gibi tarih programı yaptık. Programdan sonra ara sıra işte böyle oturur konuşurduk. Şöyle demişti. Ya işte yaşam biçimine müdahale var gibi bir şey söylemişti. Ben de dedim ki Nemin Hoca 2002 yılında yapıp da bugün yapamadığınız 3 şeyi söyler misiniz bana dedim. 3 şey. Yani bugün yapamıyorsunuz ama 2002'den önce yapıyordunuz. 3 şeyi söyler misiniz? Düşündü. Dedi ki arabada sigara içemiyorum dedi. O sırada televizyonun servis aracıyla gidiyoruz. Yani o an bulunduğumuz yerde sigara içemiyormuş. İçme lütfen. Sadece bunu söyledi. Yani şimdi hiç böyle de bir durum var. Hiç Japonya'ya gittin mi? Böyle de bir durum var. Avrupa'da olunca bir şey oluyor. Görgü, tabii, nezaket oluyor. Türkiye'de olunca yasak oluyor biliyorsun.
Hatırlarsak bu içki düzenlemesi çıktığında da işte o muhit bir şey estirmişti. İçki yasaklanıyor diye. Şimdi Amerika'da, İngiltere'de, Fransa'da bu konuda çok daha sert tedbirler var. Yani günün belli bir saatinde marketlerde içki satmazlar ya da yani açık bir mahallede gezemezsin nokta. Açık bir mahallede elinde şişeyle ya da içki kutusuyla dolaşamazsın. Ama tam o sırada bir profesör Bilgi Üniversitesi'nde ki hali orada öğlen saatinde üniversite kampüsü içinde lokantada öğlen rakısı içemiyor diye kıyameti koparmıştı. O kadar çirkin yazılar yazdı ki. Ey hocam, sen o içkiyi, ki Amerika'da da bulundu kendisi, Amerika'daki üniversitede içebilir misin? İçemezsin. Bunun şeyi vardır. işte yolları vardır. İçmek istiyorsan onun muhitleri vardır. Yerleri vardır. Orada içersin. Yani sadece, evde içmek istiyorsun. Sadece sayana bir döneceğim. Orada içersin. Ya bu şey üzerinden bile çok çirkin ve çok ayıp şeyler yaptılar. Oldu. Savcı Bey, buraya kadar olan kısımla ilgili değerlendirmenizi alayım. Özelde bir soru sormayayım ama dinlediniz. Yani zaten siz bizim tercümanımız olduğunuz gerekeni en iyi şekilde söylediniz. Bir şey ilave etmek istiyorum. Muharrem İnce'nin türbeleri ziyaretiyle ilgili. Yani en azından şu sevindiricidir. Muharrem İnce seçimi kaybetse bile ahireti için bir şeyler yapmıştır. Önemli bir şey kazanmıştır. Bunca türbe ziyareti, bunca ibadet belki de onun için çok daha faydalı olmuştur. Onu arz etmek istiyorum. Hangi bölüme başlayacağız? Eğer sorunuz varsa onları cevaplandırayım. Şimdi mesela az önce söylediğimiz bu yaşam hakkı ağlayan kız kardeşimiz, birincisi bu, ikincisi o ferasetle, hatta sizin o başınıza gelen Karadeniz'deki su taşıma olayı falan vardı. Yani birini cahil görecek, köylü görecek ama kendisini aydın görecek. Bunun da ispatı, delili CHP'ye oy vermek olacak. Ne dersiniz? Yani böyle bir şeyler artık Türkiye'de kalmadı. Bence en özgürlükçü, en özgür ortamı biz Sayın Erdoğan döneminde yaşadık. Bunu herkes biliyor. Yani kimse 411 el kaosa kalktı diye bir mesaj paylaşamıyor artık. Herkes artık özgürce giyinebiliyor. Yani hangi birisi bunun başı açıktır, meclise giremez diye bir iddiada bulunamaz. Onların başı kapalıdır, meclise giremez dedikleri gibi. Kimin daha çok özgürlükçü olduğunu buna bakarak değerlendirebiliriz. Anadolu'daki inanç açısından baktığımızda ise gerçekten hepimizin ailesinde, hepimizin ailelerinde biraz önceki Trabzonlu annemiz gibi düşünceler vardır. Biz bunu bazen de yaşayarak öğrendik. Mesela ben Sayın Baykal, biz Trabzon'da seçim çalışması yaparken kovayla su taşıyan bir teyzemizin yardımına giden bir milletvekilimizin suyu tepeye bıraktıktan sonra geri dönüşüyle birlikte kızarmış halini gören Sayın Baykal'ın niye bu kadar çok kızardın, yoruldun mu, kalp hastası mısın, bir su taşımakla bu kadar renk değişir mi dediğinde Sayın Vekilimizin yok ben yorulma falan değil de teyzenin lafı beni böyle bu hale soktu. Teyze sana ne dedi? Ben teyzeye işte CHP milletvekiliyim, sana yardım ettim dediğimde bana dedi ki uşağım ben bu suyla abdest alacaktım. Niye sen taşıdın dedi. Ondan dolayı suyu döktü, o benim zoruma gitti. Mesela ben CHP'nin genel başkan yardımcısıydım. Kendi köyümde oy kullandığım zaman annem, kendi öz annem, hatta ben bunu Sayın Baykal'a da söyledim. Kendi öz annem bana gelip işte al benim oyumu sen kullan diyordu. Ben de dedim ki anne dedim sen gel kullan, ben niye kullanıyorum senin oyunu, zarfını kendin at. Yok dedi, ben o günaha girmek istemiyorum falan. Ben Sayın Baykal'a dedim ki ben annemi ikna edemiyorum, anneme inandıramıyorum. Demek ki biz halkın değerlerinden uzak siyaset yapıyoruz. Bir an önce bunu ortadan kaldırmamız lazım. Daha sonra da çarşaf açılımı falan yaptık. Birçok yere gittik ve Anadolu insanıyla CHP'nin aslında bu anlamda
bir sorunun olmadığını, yıllardır yanlış anlatıldığını anlatmaya çalıştık. Tabii ki başarı olabildik mi? Olamadık. Çünkü tabuları yıkmak ya da inanmış bir şeye Anadolu'da gelenek haline gelmiş, gerçekten de ondan acı çekmiş, müzdarip olmuş insanları kısa bir vadede, eğer çok da samimi değilseniz ya da samimiyet göstergesi yoksa, inanmak, inandırmak çok zor. Biz bunu yaşadık gerçekten. Hatta Sayın Kılıçdaroğlu genel başkan olduktan sonra bunun daha şiddetlisini gördük. Bu sefer bize hiç inanmaya başladılar. Siz bizi kandırıyorsunuz, takke yapıyorsunuz. Tabii biz Anadolu insanları yıllardan beri kendi gelenek ve göreneklerimiz ölçüsünde hem ibadetimizi hem inancımızı yaşama şansına kavuşmuştuk, yapıyorduk. Ama gel gör ki CHP'nin Anadolu'da böyle bir imajı vardı. Siz genel başkan da olsanız, genel başkan yardımcısı da olsanız bunları yıkmak öyle kolay değildir. Nihayetinde Sayın Baykal Anadolu sol deyip Şeyh Edebali ile yola çıkarken CHP'nin içinde çok büyük tepkilerle karşılaşmıştı. Çarşaf açılımında biz MYK'da, tabii onlar bizim şerefimiz, onları söyleme hakkına sahip değiliz ama böyle ipucu vermek gerekirse çok şiddetli tartışmaların yaşandığını, yani oradaki insanların Anadolu insanlarına nasıl baktığını gerçekten gördükçe çok üzüldüm, çok kederlendim. Çünkü aynı zamanda o saldıran insanlar benim anneme, kardeşlerime ya da Anadolu'daki aileme saldırmış gibi gördüm. Çünkü anlattıkları, karşı çıktıkları noktaların hepsini biz kendi ailemizle yaşıyorduk. İstemedikleri giyim kuşamı Anadolu'daki bütün akrabalarımız, annemiz, eşimiz, dostumuz üzerinde barındırıyordu. Bunları tabii kamuoyu bilmiyordu. Biz sert tartışmalarla karşı karşıya kaldık. Çok şiddetli tartışmalar gördük. Hatta o arada bu konuları tartışırken bir üniversitenin sahibinin İstanbul'dan arayarak, beyler, beyler siz ne yapıyorsunuz? Nereye kadar gideceksiniz? Niye böyle işlerle uğraşıyorsunuz? Diye bir mesaj yazıp gönderdiğini ve bu mesajın Baykal'a iletilmesi gerektiğine dair o orada bulunan bir MYK üyesi arkadaşımız tarafından iletildiğinde Sayın Baykal'ın nasıl şiddetli bir tepki gösterdiğini, böyle bir şey mi olur? Biz Anadolu'nun hepsini karşımıza mı alacağız? Elbette ki o insanlara saygı duyacağız haykırışını hala unutmuş değilim. Evet. Dolayısıyla ben samimiyet görmediğim zaman üzülüyorum. Peki. Çünkü acaba Anadolu halkını ne zannediyorsunuz? Yani iki kelimeyle siz kandıracağınızı mı zannediyorsunuz? Aslı dururken fotokopisine insanları ikna edeceğinize mi inanıyorsunuz? Bunlar yanlış şeylerdi. Evet, evet. Aslında özgürlükçü bir anlayışla yaklaşılmış olsaydı, insanların başörtüsüyle, giyimiyle, kuşamıyla uğraşılmamış olsaydı bugün bunların hiçbirisini konuşmamış olacaktık. Peki. Belki de birlik ve beraberlik açısından çok daha önemli bir nokta olur. Eyvallah. Eyvallah. Şimdi ben bu mahallede doğup büyüdüm. Şuradan Sabahlar Caddesi'nde inerken cami vardı. Ben çocukluğumda işte o camiye gider gelirdim. CHP'liler vardı. Camiye gittiğimi komşularımız, abilerimiz, birçoğu rahmetli oldu. Bence aferin derlerdi. Bir de tembihte bulunurlardı. Kendilerince bak camiye gitmeye aferin diyor. Bu adam rakı sofrasında oturan falan filan bir adam, camiye gidilmesine aferin diyor. Ama hucu olma diyordu, tamam mı? Aman ha, hucu olma diyordu. Şimdi böyle bir şeyler var. Muharrem İnce bir şeyi yanlış anladı. Bu toplum Muharrem İnce'den dindar olmasını, şu kadar muhafazakar olmasını falan beklemiyor. Beklemiyor tabii. Kimsenin her böyle gün bir, cuma akılmasını. Her gün cuma akılmasını. Tayyip Bey'e de dindar diye kimse oy vermiyor. Bravo, oraya getirecektim. Ona da dindar diye kimse oy vermiyor. Şimdi bir duruşu var Tayyip Bey'in. Bu duruş, ya bu toplum tabii ki sever. Oraya gelecektim. Meyhanedeki adamı da seviyordu, namaz kılan adamı. Bu toplumun böyle bir derdi yok. Onun işte diniyle arasının iyi olması toplumun hoşuna gider. Ama dindar olması, efendime şu kadar dindar olması, işte her gün beş vakitinde her gün cuma kılması falan, öyle bir beklenti içerisinde değil. Kendisinin dindar olmasını beklemez ama din düşmanına da tahammül etmez. Tahammül eder. Yani. Şimdi oysa Tayyip Erdoğan'ın verdiği bir mücadele var. İşte dışarıya karşı verdiği bir mücadele var, içerideki vesayet odaklarına karşı verdiği bir mücadele var. Biz Muharrem İnce'nin ağzından bu mücadeleye dair, dışarıya dair, içerideki vesayet odaklarına dair, PKK'ya dair, FETÖ'ye dair hiçbir şey duymadık.
Biz duyduk, duyduk. Duyduk seçimden da. Seçimden hemen sonra Danimarka mesela... Danimarka Büyükelçisi yargılayacak mısın dedi. Evet. Biz yargılamayacağız. Yargı yargılayacak mesela, diye cevap verdi. Mesela. Sonra... Ya bu soruyu bana niye soruyorsun diyemedi. Yok ya ya da PKK ile mücadele eden Afrin'e bayrağı diken komutanın apoletleri sökecekti. Apolet sökecekti. Evet. Kandil'e operasyon yapmaya gerek yok dedi mesela. 7 numarayı bir verin. 7 numaralı kepsi. Birisi çok güzel yazmış. Diyor ki apolet böyle sökülür. İlkinde Cumhurbaşkanı adayı ifadesi var ve yenisi bugünkü Cumhurbaşkanı adayı ifadesi yok. Bu kepsler çok keyifli ya. Molaya gideceğiz Hasan Öztürk. Peki. Bunu sadece öyle kapanış tabii bağlamında cila atayım diye şey yaptım. Peki. Efendim bir mola. Dönüşte burada olacağız. Sakın ama sakın hiçbir yere ayrılmayın. Şimdi bu bir cümle, bağlam cümlesi olsun diye Almanya biliyorsunuz artık tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda 70 küsur yıl sonra elendi. Ve grup sonuncusu oldu. Cem Özdemir de o Yeşiller Partisi'nin Türkiye düşmanı, Türkiye asıllı kahpe vekili de dün katıldığı bir televizyon programında Almanya'nın Almanya milli takımının bu hale düşmesinin sorumlusunu şu fotoğraf üzerinden, 6 numaralı fotoğraf üzerinden Erdoğan'a yükledi. Allah Allah. Bu Mesut Özil'le çekilmiş fotoğraf. Mesut Özil'le ve diğerleriyle çekilmiş bu fotoğraf yüzünden moralleri bozulmuş. Bunların üzerine gidilmiş. Alman milli takımı da bundan etkilenmiş. Millilik duyamamış falan filan. O yüzden ne olmuş? Alman milli takımı elenmiş. Bunlar hakikaten hasta. Hayır, ya. İşte şu CHP, Muharrem İnce'nin şizofren dediği takımdan birisi o da yani. Aynen ya. Seçimle şimdi... ilgili yaptığı açıklamayı da görmüşsünüzdür belki. Aynen o hani yaşam tarzı üzerinden nasıl aşağılıyorsa buradaki CHP'li, bir takım CHP'liler diyeyim. Aynı şekilde oradaki Türkiye için oy kullanabilen seçmeni hem tehdit ediyor. Burada diyor neyiniz eksik de diyor. Orada insanlar işte şey yapamıyor, hiçbir özgürlükleri yok. Kendiniz burada özgürsünüz, her imkanı sonuna kadar kullanıyorsunuz ve onlar için özgürlüklerini sınırlandırıcı bir oy kullanıyorsunuz. Çok istiyorsanız gidin şeklinde bir tehdit. Şimdi demin, çok aşağılık. Demin ya. Şimdi şu, ben ona kardeşimiz falan dedim o hanımefendiye. Fakat bir takım mailler geliyor, PKK sempatizanı diyor. Eğer öyleyse rol yapıyor. Sözlerimi geri alıyorum. Kesinlikle rol yapıyor. Kamuoyundan da özür diliyorum. Beni affedin. Yani ben iyi niyetle bakarım meselelere. Anlamaya... O kırmızı fularlı kadın hikayesi vardı. O tarz yani. O tarz bir şey. Güzel yüzlü, güler yüzlü, ağlayan yüzlü ama. Mizansen böyle yani. O şey de mizansen. Evet. Tabii. Evet. Yani ben açıkçası bu ağlama şeyinden bir FETÖ'cü şeyi de olabileceğini düşünmüştüm. Evet. Ama ben PKK sempatizanıymış. Varmış o Gezi'de o tür şeyleri falan da paylaşımları varmış. Ben kimsenin meşru dairedeki ideolojisi üzerinden ötekileştirme yapmam. Yani o hanımefendiye de kardeşim dediysem bir PKK sempatizanı olduğu için demedim. Bunun altını çizeyim. Şimdi ne diyordu yaşam hakkı bilmem ne ben ne yapacağım 25-26 yaşında falan birisiyim. Bunun üzerine ben de dedim ki işte bunun derdi şu seni görmekten rahatsız olması falan. Şimdi bunu içeridekileri anlatamazsın. Bu örneklerle anlatamazsın. Ama şu örnekle anlatırsın. CHP Berlin kadın kolları bilmem nesinin başkanının değil mi arkadaşlar? Nerede? Şuradaydı. CHP Berlin kadın kolları başkanı Demet Kılıç'ın Almanya'da AK Parti'ye oy atanlara söylediği o çirkin sözlere bakarsak Almanya'da bile... Lan manyak mısınız siz kafayı mı? Almanya'da bile yaşam hakkı tanımıyor. Ne diyor var mı? Evet var. Bu valizinize koyduğunuz sucuk, çay var ya onlara zaten bir yenisi eklendi. Patates ve soğan. Bunlardan da vazgeçin. Pılınızı pırtınızı toplayın. Gururlu bir şekilde ülkenize geri dönün. Yani ve Türkiye'de sosyal demokrasiyi savunan herkes buraya gelsin. Siz de Türkiye'ye gidin.
Şimdi bunu alkışlıyorum. Son kısmını alkışlıyorum. Bir dakika. Şimdi millilik ve yerlilik meselesini, şimdi herkes bu kadına yükleniyor ama millilik ve yerlilik meselesinin ne olduğunu bu Berlin, CHP Berlin Kadın Kolları Başkanı bu hanımefendi muhteşem bir şekilde özetledi. Sözler çirkin mi? Geçin bunu. Ver bir daha. O Türkiye'ye giderken o valizinize koyduğunuz sucuk, çay var ya, onlara zaten bir yenisi eklendi. Patates ve soğan. Bunlardan da vazgeçin. Palınızı pırtınızı toplayın. Gururlu bir şekilde ülkenize geri dönün. Yani ve Türkiye'de sosyal demokrasiyi savunan herkes buraya gelsin. Siz de Türkiye'ye gidin. O Türkiye'ye giderken o valizinize koyduğunuz sucuk, çay var ya, onlara zaten bir yenisi eklendi. Şimdi bir saniye. Ekran başında yani, Cem Özdemir ne diyorsa bizi söyleyeyim. İzleyenlerden bir küçük ricam var. Bu görüntüyü bir kez daha yayınlayacağım. Ne olur eş, dost, çoluk, çocuk evde yani başka çay bardağının karıştırılma sesi bile olmadan bir kez daha dinleyin. Telefonlar kısın. O Türkiye'ye giderken o valizinize koyduğunuz sucuk, çay var ya, onlara zaten bir yenisi eklendi. Patates ve soğan. Bunlardan da vazgeçin. Palınızı pırtınızı toplayın. Gururlu bir şekilde ülkenize geri dönün. Yani ve Türkiye'de sosyal demokrasiyi savunan herkes buraya gelsin. Siz de Türkiye'ye gidin. Şimdi diyor. Bir dakika. Turgay Barbaros Şansal'ın Kıbrıs'ta Türkiye için söylediklerinin daha düzgün cümlelerle ifade edilmişidir. Bak, bu yani. Başka bir şimdi, şey değildir. Şimdi muhatabına diyor ki ülkenize geri gidin. Dönün. Yani muhatabına Türkiye, diyor. Türkiye. Hayır, ülkene kendi diyor. Ülkesi olarak daha denilmiyor Türkiye yani. Görmüyor. Tabii de Türkçe konuşuyor ama. Evet. Ülkenize geri dönün diyor. Aşağılayarak. Başka ne diyor orada? O çantanıza, bavulunuza koyduğunuz sucuk, çay falan diyor. Şimdi ters söylüyor. Demek istediği şu. Burada giderken. Giderken, evet, giderken götürüyor ya sucuk. Şimdi bu sucuk, çay onun için nedir? Statü söylesene Ahmet Kekeç. Bayağılık, köylülük. Alt sınıfların tükettiği şeyler sucuk, çay. Gıdalar bunlar. Oysa İstanbul, CHP İstanbul İl Başkanı neydi? Kaftancıoğlu. Ne? Canan Kaftancıoğlu gibi ver. Of. İşte. Of. 7 dakikada 4'te 3 domuz eti yiyeceksin kardeşim. Sucukla işin olmayacak. Çayla işin olmayacak. Öyle köylülüklerle işin olmayacak. Yanına patates, soğan da ilave etmeyeceksin. Sen ülkene geri döneceksin ey Almanya'daki kardeşim. Ülkene, kendi ülkene geri döneceksin. Buradan da becaiş yapacağız Ahmet Kekeç'in dediği gibi. Onlar da işte bu değerlerle yoğrulmuş. Kusura bakma ama Can Dündar'ı şimdi ver bir de Can, nasıl üst üste örtüşüyor. Çok güzel. Can yani Dündar'ın gidince de tehlike var. Amerikan falan bir ver bakayım. Buyur Ahmet Kekeç. Ya göndermek tehlikeli işte Can Dündar örneğinde olduğu gibi. Ya gidip o halleriyle kalsalar iyi. Üzerlerine Amerikan bayrağı örtüyorlar. Bir dakika, o halleriyle gidiyorlar zaten. Ya şu mevcut sosyal demokrat uçuk manyak halleriyle kalmıyorlar. Hayır, o halleriyle gidiyorlar. Tamam, değişmiyorlar. Buradan gidiyorlar, orada sadece özgürlük alanı. Özgürlük dedikleri bu. Yani Almanya'da yani kendini vatanına ihanet edebilme özgürlüğüne sahip buluyor. Türkiye'deki özgürlük sıkıntısı bu. Yani buradan kaçıp giden adamın Türkiye'de özgür değilim demesinin sebebi burada ülkesine açık açık şunu ihanet söylüyorum. Edemiyor olması. Sadece Türkiye'yi sadece Almanya ile aldatmıyorlar. Bir de Amerika ile aldatıyorlar. Onu söylemeye çalışıyorum. Evet. Verelim. Bak işte bu. Ey ülkem. Gör bunları. Hasan Öztürk. Şimdi çok önemli bir noktaya geldik. Yani güzel bir noktaya geldik. Herkes kadıncağıza yükleniyor. Çirkin sözler. Ne çirkin sözler? Birincisi aidiyet duygusuyla ilgili bir şey söylemek lazım. Gerçekten. Biz evet işte kalkınmakta olan bir ülkeyiz. Evet dünyanın ilk 10 ekonomisi değil ama işte efendim 17. ekonomisi olmuşuz. 2023 vizyonumuz var ama hala işte efendim Almanya'nın milli gelirinin çok altında bir
milli gelire sahibiz filan filan filan. Bundan dolayı bazıları öykünüyor Avrupa'ya, Batı'ya, Almanya'ya. Ve oranın yaşam biçimini, oranın yaşam tarzını çağdaşlık, işte efendim muasırlaşmışlık filan diye nitelendiriyor. Ve işte o biraz önce gösterdiğin Türkçe konuşup ama Türkiye ile ve bu milletle hiçbir aidiyet bağı olmayan bir hale dönüşüyor. Biz bunu hani Mehmet Doğan'a da selam olsun. Hani Batılılaşma İhaneti diye bir kitabı vardı Mehmet Doğan'ın, Mehmet abinin. Oradaki o hikayede çok net görüyoruz yani. Şimdi bu kadın bilmiyorum orada Almanya'da ne iş yapıyor. Ama muhtemelen birinci kuşak yani babası veya annesinin den nefret ediyor bu kadın aynı zamanda. Çünkü mavi yakalıdır annesi ve babası muhtemelen. Dolayısıyla batılılaşmayı domuz yemek, çay içmemek ve sucuk yememek üzerine ve artık Türkiye'den nefret etmek üzerine. Evet, bu da bir kriter artık. Anlıyor, yani. Anlayanların hikayesiyle biz Türkiye'ye, Türkiye'den coğrafyamıza, batıya bakacaksak zaten çek kuyruğunu gitsin, hiç gerek yok. Fazla saygı demiştiniz. Ama biz başka bir hikayenin çocuklarıyız yani. O da şu. Hollanda'ya gittiğinde de Türk muamelesi görüyor ama sınırda. Tabii. Bu var. Sen Türksün diyor. Ötesi. Bir de yani acaba gidip şeylere sorsak. Türkiye ile gönül bağı ve aidiyet bağı olan Türkler Almanya'da ya da herhangi bir Avrupa ülkesinde neler yaşıyorlar acaba? Ya. Özellikle son birkaç yıldır neler yaşıyorlar acaba? Şimdi yani Avusturya örneğini hatırlamakta fayda var. Hemen seçimden önce olmuştu onun için. Yani 7 tane camiyi kapatıyor. Avusturya'nın yeni yetkili başbakanı. Ama bu arkadaş işte doğru buluyordur o hareketi. Tabii. Din görevlilerini de Türkiye'ye gönderiyor. Ve böylece hem Türkofobi demek lazım belki, Türk düşmanlığı, böylece İslam düşmanlığı, İslamofobi diyorlar ama yani çok böyle sevimli bir şey gibi. Hayır, doğrudan İslam düşmanlığı yapıyor, Türk düşmanlığı yapıyor ve bunu da işte Türkçe konuşan birilerine de empoze ederek kabul ettiriyor. Yani orada herhangi bir dini vecibesini yerine getiren bir insan, bir Müslüman, bu kadın gibiler tarafından da aşağılanıyor. Dolayısıyla hani biz hikayeye oradan bakmıyoruz, biz başka bir yerden bakıyoruz. Yabancı düşmanlığı Almanya'da sokağa inse... Şiddet boyutuyla. Ya Tevfik Fikret'in neydi? Halu işte bu karşımızdaki kadın. Evet, biraz bu kurtaramayacak kendini. Evet. Yani şey gibi tıpkı. Tabii o ayırt etmeyecek. Sormayacak 11, yani sen yani, nasıl düşünüyorsun? Eylül sürecinde hatırlarsak. Bak çok Amerika, güzel bir örnek vermeyeyim. Şey yaptı. Bu giriş çıkışlarda tabii. Müslüman olanlara epey bir eziyet yani. Çektirdi. Şimdi düşün o sırada diyelim ki Bedir Baykam Amerika'ya gidiyor. İstediği kadar bağırsın, ben onlardan değilim desin. Fark etmiyor. Orada Türk ve Müslüman ya. Bittin sen. Ahmet Keket. Tamam Bosna mı? Savaşı'nın da yaşanmış, bizzat savaşı yaşamış insanların hikayelerinden biri de şudur. Ya Sırplarla neredeyse aşağı yukarı aynı şey. Yani giyim kuşamımız aynıydı, yaşam tarzlarımız birbirine çok benziyordu. Fakat işte benim adım Amina. Onunkisi Emily. Sırf ismimden dolayı yani Müslüman ismi tabii. İsminden dolayı beni bana çullandırır. Bak, tam yeri geldi. Fıkra mı bilmiyorum. Ben bir yerde okudum. Fransa'da Cezayirli bir aile. İşte Muhammed diye bir çocuğu var. Fransız öğretmenler bu Muhammed'i çok seviyorlar. Diyorlar ki Muhammed'e. Fıkra değil haberdi bu olay olmuştu. Muhammed senin adın bundan sonra Pierre olsun. He pardon. Diyorlar. Muhammed de çok seviniyor. İşte eve gidiyor. İşte anne babasına söylüyor. Diyor ki işte öğretmenim bana Pierre adını taktı diyor. Tabii evdekiler sert tepki gösteriyorlar. Çocuğu dövüyorlar. Ertesi gün Muhammed işte yara bere içinde okula gidiyor. Devlet alıyordur Muhammed'i. Öğretmeni tamamen ki, Pierre yapıyordur. Öğretmeni diyor ki işte Pierre ne oldu sana diyor. Sorma hocam diyor. Dün iki Arap'ın saldırısına uğradım diyor. Çok güzel dönüşmüş. Tamam mı?
Yani bu hanımefendinin durumu bu. Yani oradaki Muhammed'in durumu. Yani iki Arap'ın saldırısına uğradın diye Muhammed'in durumu ama kimliğine baktığında seni ötekinden ayırmayacak. Ya tıpkı 1930'lu yılların sonunda olduğu gibi. Yaşa. Hani o Hitler'in pik yaptığı, yaşa, o Hitler gençliğinin, ya, o Hitlerjugend gençliğinin pik yaptığı dönemlerde sokakta kimliklerine, aidiyetlerine bakmadan o şiddetten bütün yabancılar nasiplenmişti. Yahudiler, Çingeneler, Romenler, Türkler sadece fark etmiyor. Sadece 1930'da yani şu anda Endülüs yıkılırken İspanya'da olanlar da aynı hikaye değil mi? Şu anda Avrupa'daki Berberiler, durum, Yahudiler aynı tabii şekilde. Tabii. Şu anda Avrupa'daki durum 30'ların sonuna çok benziyor. Sistematik bir yabancı düşmanlığı var. yani bunu sadece Müslüman yani, düşmanlığı gibi görmemek lazım. Bütün yabancılara kafadan düşmanlar. Şimdi bu şöyle bir tehlikeyi barındırıyor. Şu anda Avrupa'da ırkçı ve faşist partiler 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez çift haneli rakamlara ulaştılar. Yaşa. Yani marjinal olan %6, %7 alan partiler şu anda en az %18, 20, 20'nin üzerinde oylar alıyorlar. Bu merkez partileri de aslında ırkçı söyleme yaklaştırıyor. Bu yaklaştırıyor. Bu şunu gösteriyor. Şunu da söyleyeyim. Kafasını ozonla yıkayan zencinin durumu gibi biraz. Tabii. Beyazlaşmaya çalışma durumu. Şunu da söyleyeyim. Bu trend devam ederse, bu süreç devam ederse ki devam edecek gibi gözüküyor. İşte Avusturya'daki o manyaklıkları hatırlayalım. İşte Hollanda'daki. Yabancı düşmanlığına dayalı olarak ortaya bir şiddet çıkacak. Hani bunun marjinal örnekleri Dazlaklar örneğinde olduğu gibi çok yaşandı. Camiler oran sokağa indiği falan an bak yabancı düşmanlığı duygusu sokağa indiği an bu çeyrek domuz yiyenler, bu 4-3 domuz yiyenler, bu işte sucuk yalnız ben bu Demet Kılıç'ı ülkeme almak istemem. Bundan kurtaramayacaklar onu söylüyorum. O şiddetten kendilerini kurtaramayacaklar. Durumlarını farkında olanlardan değilim dese bile değil mi? Ahmet'e geç. O Demet Kılıç böyle bir şey yaşanırsa benim ülkeme kaçmasın. Ülke TV'ye çıkar. Senin ülkene kaçacak. Başka çaresi yok. Ben gelsin istemem. Burada sosyal demokrasi yok. Bir süre erteleyebilirler. Yani Avrupa'da gerçekten artık sokağı belirleyecek bir ırkçı ve faşist eğilim siyasal alanı domine ederse bunlar başka Türkleri o işte gitsinler ülkelerinize, ülkenize gidin dedikleri Türkleri ihbar etmek zorunda kalacaklar. Evet. Yani ancak öyle bir süre daha makbul daha evet makbul addedilecekler. Bakın, ama Endülüs, o da bir Jugend, süre daha yani. Bunların da icabına bakacak. Ya, Endülüs tarihinden söyleyeyim. Endülüs tarihinden orada Endülüs yıkılırken işte 800 yıl önce Kuzey Afrika'dan göç etmiş Berberi kavimlerin torunları bir şekilde kendilerini tekrar karşıya, yani güneye, Afrika'ya atıyorlar ve o kabilelerini falan buluyorlar. Kim bulamıyor, kim kalıyor? Moriskolar. Yani İspanyol olup da Müslüman olanlar. Ve biliyor musunuz? İşte o çift dinlilik meselesi falan var ya, yani Moriskolar yıllarca, belki hatta yüzyıllarca Hristiyanların içerisinde Hristiyan gibi görünüp ama bir takım işte efendim dini duygular, Müslümanlıklarını korumaya çalışıyorlar, Moriskolar. Onlara bile tahammül etmiyorlar ve şöyle bakıyorlar. Hani bu hanımefendi ona dikkat etsin bence. Mesela kocayı alıyorlar diyor ki karın işte günün belli vakitlerinde doğuya doğru dönüyor mu mesela. İşte efendim ya işte abdest almayı anlatan işte yüzünü yıkıyor mu? Her sabah işte efendim yüzünü yıkıyor mu diye sorgulardan geçiriyorlar. Böylece kadının işte efendim bir Morisco Müslüman olabileceğine varsayımla elde ediyorlar ve Engizisyon'da mahkum ediyorlar. Ya da bir kadın alıp kocaya diyorlar ki işte senin kocan atıyorum sakal bırakıyor mu? Ya da işte efendim duş alıyor mu? Ya da efendim şunları yapıyorum ki yani Müslümanlığını ispatlamak için. Eğer ispatlarlarsa veya ispatladıklarına inanırlarsa onu da Engizisyon'da infaz ediyorlar. Şimdi dolayısıyla çok önemli bir şey söyledin. Ben onlardan değilim desen dahi ki Morisco Müslümanları var. CHP niye bu kadın hakkında bir işlem yapmıyor? Evet. Şimdi ben Berlin'deki... CHP'nin resmi görüşünü yansıtıyor. Berlin'deki kadın kolları değil mi bu? Kadın kolları başkanı değil mi? Resmi görüşünü yansıtıyor. Berlin'deki
Berlin'deki ülkemin insanlarına, Berlin'de yaşayan ülkemin insanlarına bir çağrım var burada. Ne olur mangallarınızı alın. Bu Berlin'de bu CHP kadın kollarının binası neresiyse. Mangal yapın. Önüne kurun. Sucukları da mangalın üstüne koyun. Orada bir çay sucuk demleyin. Partisi yapın. Çay demleyin. Sucuk partisi yapın. Bunun görüntülerini de gönderin. Bir de şey var, şey marşı Turgay, var. Bir şey söyleyebilir miyim? Soğan burada. Ve patatesli bir gençlik, AK Parti gençlik kolları soğan ve patatesli bir şarkı bestelemişler. O da mangalla iyi gidebilir. Biz yayınlayabilir miyiz onu? Yani bilemeyeceğim. Yayınlanır herhalde. Önemli bir noktaya geldi. Birkaç şey daha söyleyebilir miyim bu kadın üzerinde? Peki 10 saniye bana müsaade edip tabii, söyler misin? Tabii. Unutmayalım, araya bir şey girmesin. Savcı Sayan'ı unutmadık. Muharrem İnce'nin taciz davasıyla ilgili geçenlerde gündeme, birçok yerde, Uğur'da da gündeme gelen bir hadise vardı. Yüksekova savcısı değil mi? Ferhat Sarıkaya'nın Muharrem İnce'yi akladığı iddiasıydı. Ferhat Sarıkaya bugün beni aradı. Onunla ilgili belgeleri falan da gönderdi. Kendisinin bu konuda hiç dahilinin olmadığını, Haluk Pekşen'in, o dönem Muharrem İnce'nin avukatı olan Halil Peşen'in bu iftiraya attığını ve ondan da 3'er bin lira, 3 binden Muharrem İnce'den 6 bin lira da tazminat kazandığını falan bunları gönderdi. Bu konuda ikna olmuş durumdayım. Yani Ferhat Sarıkaya Muharrem İnce'yi beraat ettiren kişi değil ama bunun yaygasını koparan, bunu gündeme düşüren, işte bunu şey yapan da beraat Halil Peşen. Da taciz davası ile ilgili değil. Şantaj davası meselesi. Şantaj davası. Evet. Şimdi evet. Bu Berlin'de konuşan kadının etnik kimliğini bilmiyorum. Ama önemli bir mesele olduğu için bunu açmam lazım. Şimdi Almanya'nın, Alman devletinin Almanya'ya göçmüş Türk ve Müslümanların bir bölümünü Alisiz Alevilik üzerinden örgütlediğini biliyoruz. Yani Aleviliği... Müstakim dini, din olarak kabul ettiler. Yani ve çoktan başka bir kabul şey, ettiler. Başka bir şey. Yani bir azınlık, bir başka bir din, başka bir kimlik, başka bir ırkmış gibi örgütleyip Alisiz Alevilik dedik ya, bunu aynı zamanda İslam'ın da dışına taşıyan bir örgütlenmeyi desteklediler ve çok acayip bir şekilde bu konuda da çalışıyorlar. Peki Gezi'de bunu gördük. Şimdi bu hanımefendiye ben sadece Ertuğrul Özkök'ten bir alıntı yaparak cevap vermek istiyorum. Ertuğrul Özkök 26 Haziran günü Hürriyet Gazetesi'nde çıkan yazısında Muharrem İnce ile ilgili şöyle bir şeydi. Hani Kaybedenler Kulübü'nün üyesi olarak diye. Dedi ki laik, sünni bir Türk olarak desteklediğim adayın her kesimden oy almasından çok memnuniyet duydum. Neden böyle bir şey? Niye olur bu hissetti? Laik ya işte. Laik, sünni bir Türk olarak. Şimdi bu Ertuğrul Özkök'ün söylemeye çalıştı. Laiklik sadece belli bir etnik grubun ya da mezhep grubunun tekelinde değil. Bir. Onu mu demeye çalıştı? Bir. İki. Ya bunu diyorsa doğru demiş. Bak şimdi. Bir. CHP'deki kadim bir ayrışmaya da dikkat çekiyor sünni aslında. Sünni Türk diyor. Bak bunu ben söylemiyorum. Ertuğrul Özkök, sünni bir Türk diyor. Siz söyleseniz zaten ayrıştırıcı olurdu. Abi olurdunuz. Canım ben söylesem bambaşka şey olur yani. Ertuğrul Özkök diyor ki laik, sünni Türk olarak herkesinden, Alevilerden, sünnilerden, işte Kürtlerden, Türklerden, sekülerlerden, laiklerden neyse oy alan bir Muharrem İnce. Şimdi bu kadın sosyal demokratlar buraya gelsinler çağrısı yapıyor diye. Şimdi aslında Türkiye'de olup bitenin farkında olmayan bir Alman vatandaşı olarak, Türkçe konuşan bir Alman vatandaşı olarak biraz da bunlara bakmasında fayda olduğunu düşünüyorum açıkçası. Cinşe'den çıkmıştır CHP'de. CHP'yi teslim alanların etnik kimliğine vurgu yapmıştır. Doğrudan kim? Hürriyet Gazetesi işte genel yönetmeni. Bu örnekler şunu gösteriyor. Ertuğrul Özkök. Bu örnekler şunu gösteriyor. İşte Muharrem İnce iddia sahibi bir siyasetçi oldu artık. İşte bunlar üzerinden yükselerek yol alamaz. En azından bunu görmüş olur. Evet. Şimdi Sabri Sayan'a bir döneyim.
CHP'nin içini hiç şüphesiz hepimizden daha iyi bilen kişi Savcı Sayan'dır. Savcı Sayan, CHP'nin bundan sonraki yeni durumuna ilişkin, yani CHP nereye gidiyor, ne olacak, CHP'de ne olacak? Bu sorunun cevabını belki siz verebilirsiniz. Turgay Bey, öncelikle bu Almanya'da CHP kadın kolları başkanı mıdır ya da başka bir birimin başındaki şahıs mıdır bilemiyorum. Bunu çok dikkate almamak lazım. İki şeyden dolayı. Bir, kendisini ben ruh olarak iyi görmedim. Ruh hastası gibi bir şey. İkincisi, zaten bir ülke aidiyeti yok. Yani bizim yurttaşlarımıza diyor ki kendi ülkenize gidin. Yani Türkiye'yi kendisine ülke olarak kabul etmiyor. Türkiye'yi kendisine ülke olarak kabul etmeyen birisinin görüşlerini dikkate alıp Türkiye'deki insanları üzerinde değerlendirme yapmak bence gereksiz bir şey. CHP nereye gidiyor? Bakınız, CHP 2010'da operasyona uğradığı zaman o gün bugündür hep aynı şeyi söylüyoruz. Sizlerle de 5-6 yıl program yaptık, sürekli dile getirdik. CHP üzerinden ülkeye bir operasyon vardır. CHP'yi ayrıştırıyorlar. Dolayısıyla eğer CHP'nin başında bir Sünni genel başkan olsaydı, o Sünni genel başkan FETÖ ile bu kadar ilişki içerisine girmiş olsaydı, herhalde Alevi kardeşlerimiz CHP genel merkezini kesinlikle yakarlardı. Yani Sayın Baykal'ın Anadolu solu deyip böyle bazı böyle İslami sözler paylaşması bile o günkü şartlarda çok büyük olaylara sebep olmuştu. CHP'yi sağa kaydırıyorsunuz, işte irticaya teslim ediyorsunuz suçlamaları yapılmıştı. Şimdi bunların amacı bir Alevistan, bir Türkistan ve bir Kürdistan yaratarak İstanbul'u da ekümenlik ilan edip oradan oturup Anadolu'da Suriye benzeri bir savaşı başlatmak. Tabii bunun için taraflar lazım. Cumhuriyet Halk Partisi belki daha önceki yönetim anlayışıyla buna yanaşmıyordu. Başka konularda ayrılık yaşamış olsa bile söz konusu vatan, bayrak, millet olduğu zaman şiddetle savunuyordu kendi ülkesini. Bugün gördüğümüz kadarıyla FETÖ'nün önemli adamları zaten birçoğu yakalandı. CHP'de önemli yerlere gelmişler, getirilmişler. Milletvekili yapılanlar var, örgütlerde olan var, il ve ilçe örgütlerinde. Bunların hepsini medyada okuduk. Birçoğunu sizin gazeteniz resimleriyle, fotoğraflarıyla, yazılarıyla dile getirdi. Şimdi dolayısıyla bu operasyonel güç olan Cumhuriyet Halk Partisi ve başındaki bazı yöneticiler gerçekten artık ben eskiden bilmeyerek diyordum. Şimdi bilerek kendi ülkelerine, kendi insanlarına yanlış yapıyorlar. Yani Türkiye karışsın, insanlar kamplaşsın, insanlar ayrışsın, insanları mahallesine göre, giyimine, kuşamına göre, ırklarına, renklerine göre ayırmak isteyen güçlere adeta hizmetkarlık yapıyorlar. Onların bir dediklerini iki yapmıyorlar. Sürekli Türkiye'de gündemi saptırmak için ileri geri dedikodular üretiyorlar. Mesela biraz önce siz seçim güvenliğinden bahsederken bunların sürekli dile getirdikleri bir şey var. AK Parti oyları çalıyor. Ya kardeşim, AK Parti oyları çalıyor da bu AK Parti İzmir'de ve Trakya'da niye çalamıyor? Orada hangi sistemi deniyorsunuz? Yani eğer İzmir'de siz hep öndeyseniz, bu kadar yüksek oy alıyorsanız, yani oradaki oyları kim koruyor? Aynı o koruma sistemini bütün Türkiye'ye yayamıyor musunuz? Kendi kendileriyle çelişiyorlar. Dolayısıyla Türk halkı da artık bunlara gerçekten teveccüh göstermiyor, bunlara güvenmiyor. Bakın, bütün dünyayı ayağa kaldırdılar, bütün herkesi harekete geçirdiler, HDP'ye teslim oldular, PKK'ya teslim oldular. Yani bütün ilkelerinden vazgeçtiler. Esed'i destekleyen Abdülhatif Şener'i yanlarına aldılar. Saadet Partisi'nin gençlik kolları genel başkan yardımcısı bir gün dahi kendi seçim bölgesine gitmeden Cumhuriyet Halk Partisi'nin listesinde ikinci sırada yer aldı. Bütün bunları niçin yapıyorlar? Bütün bunları Sayın Erdoğan'ı devirmek için yapıyorlar. Sayın Erdoğan'ı niye devirmek istiyorlar? Türkiye'yi devirmek istiyorlar. Sayın Erdoğan onlara engel oluyor. Sayın Erdoğan onlara boyun eğmiyor. Sayın Erdoğan onların ağababalarına meydan okuyor. Bunu bir yurttaş bilinci içerisinde söylüyorum. Yani bir AK Partili ya da AK Parti'yi savunan birisi olarak söylemiyorum. 100 tane AK Parti Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kurban olsun. Dolayısıyla biz değerlendirme yaparken, Sayın Erdoğan'ı da desteklerken hep kendi ülkemizi ön plana çıkararak destekliyoruz. Biz ne dedik? Partimiz Türkiye, oyumuz RTE. Ben CHP'deyken aynen böyle bir formülle Sayın Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçtirmemek için uğraşıyorlardı. O zaman da dedik partimiz CHP, oyumuz
RT çünkü biz kendi köyümüze oy vermek istiyoruz. Köylümüze oy vermek istiyoruz. Dünya ölçeği içerisinde Türkiye'yi bir köy olarak düşünürsek bizim en sadık komşumuz Sayın Erdoğan'dır. Ona destek vermek zorundayız. Şimdi bugün bu millilik bilinci içerisinde hareket etmek zorundayız. Biraz önce zaten Almanya'daki bayan da buraya dem vuruyor. Millilikten, yerlilikten işte müzdarip. Niye böyle bir şey konuşuyorsunuz? Çünkü bu milli ve yerli kelimesi Türkiye'yi bir araya getirdi. Türkiye'yi birleştirdi, barıştırdı. Bakınız son günlerde ben özellikle bir konu üzerinde durmak istiyorum. Doğu ve Güneydoğu'da MHP oylarını bir hayli arttırdı. HDP oylarını düşürdü. Selahattin Demirtaş oylarını düşürdü. Oyları düştü. Sayın Erdoğan %4'e varan bir yükseliş yaptı kendi oylarında. Bakınız MHP ile AK Parti ittifak yapıyor. Dolayısıyla Selahattin Demirtaş cezaevinde mağduru oynamaya çalışıyor. Buna rağmen Doğu ve Güneydoğu'daki MHP oyları neredeyse iki kat artıyor. Cumhur İttifakı'na destek büyüyor. Sayın Erdoğan'ın oyları artıyor. Selahattin Demirtaş'ın oyları da azalıyor. Hatta ben bugün bir çağrıda bulundum. Dedim ki tek bayrak, tek millet, tek vatan, tek devletten şüphesi olmayan, bunun dışında bir şey düşünmeyen HDP'liler bir an önce HDP'den ayrılsınlar. Ahmet Şık'a bıraksınlar, Barış Atay'a bıraksınlar, PKK ile arasında mesafe koymayanlara bıraksınlar. Kendileri gelsinler MHP ile AK Parti ile birlikte Türkiye'yi yönetmeye çalışsınlar. Çok büyük bir iyilik yapmış olurlar. Kürtleri de rahatlatırlar, bölgeyi de rahatlatırlar, ülkeyi de rahatlatırlar. Bizim bir bayrak sorunumuzun, devlet sorunumuzun, vatan sorunumuzun, millet sorunumuzun olmadığını, eğer bir geri kalmışlık varsa, bir demokratik anlamda bir eksiklik varsa bunu MHP, muhafazakar Kürtler ve AK Parti birlikte çözmeli ve gerçekten de batıya hizmet eden, o HDP'nin solcu diye geçinip teslimiyetçiliği kabul eden bölümü, Cumhuriyet Halk Partisi gibi partiler birleşsinler, gitsinler bu bayan gibi batıya hizmet etsinler. Onlar gitsinler domuz etiyle beslensinler. Savcı Sayan, bizim Anadolu'daki soğanımız, patatesimiz bize yeter. Savcı Sayan, şunu merak ediyorum. Bunlar eyvallah da. Dinliyorum. CHP'de bir savaş çıkacak mı Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu arasında? Bu savaşın galibi kim olur? Ya CHP'de hiçbir zaman savaş bitmedi ki. Çünkü CHP dışarıdaki güçler tarafından yönetiliyor. Dolayısıyla eğer Muharrem İnce adam kazandı, siz şizofrensiniz dememiş olsaydı belki üst akıl Muharrem İnce'yi alternatif olarak gösterebilirdi. Ama artık onlar Muharrem İnce'yi gözden çıkardılar. Kılıçdaroğlu'nu desteklediler. Kılıçdaroğlu'nun ikinci gün çıkıp ben diktatörü tebrik etmiyorum. Ben karşı çıkıyorum. Muharrem İnce'nin mitinglerdeki söyleminin tekrarlaması da buradan kaynaklanıyor. Şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nu oraya getiren FETÖ güçleri ve diğer Türkiye düşmanı güçler alternatif bulamadılar. Yani Muharrem İnce eğer mitinglerdeki konuşmalarını, seçim gecesi atraksiyonlarını devam ettirmiş olsaydı, Sayın Erdoğan kazandı dememiş olsaydı, Muharrem İnce'yi alternatif olarak gösterip CHP'nin başına getirebilirlerdi. Fakat öyle bir şey yapmayacaklar. Kılıçdaroğlu ile yollarına devam edecekler. Tabii CHP'nin kendi iç dinamikleri ne kadar müsaade eder, ne kadar bunlara katkı yapar, destek verir. Onu şimdi kestiremiyorum. Eyvallah. Ama ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun indirileceğine inanmıyorum. Üst akıl ve FETÖ müsaade etmediği sürece. Eyvallah. Bir video var, onu bir bakalım hemen. ...8-9 puan fazla oy almışız. Daha fazla olması lazımdı. 30 barajını geçmişiz. Beklentinin altında kaldı. 8-9 puan fazla oy almışız. Oy almasaydı o zaman zaten büyük sorun çıkacaktı. Ben varım. Ben devam edeceğim. Partide ne olacağını, ne biteceğini partiler karar verir. Benim söylemem şık olmaz bunu. Utanırım ben böyle şeyleri söylemeye. Bitirmiş değilim. Koltuk sevdası olanların bu partide yeri yoktur. Altını çiziyorum. 30 barajını aşan bir Muharrem İnce sence siyasetten silinir mi? Yani onu kendine bir sor önce istersen. Bu partide yeri yoktur. Altını çiziyorum. 77'den bu yana 41 yıl sonra 30 barajını yıktık, 50 barajını da yıkacağız. Beklentinin altında kaldı. Halime Hanım, 8 seçim kaybetmiş bir Kemal Kılıçdaroğlu. 9. seçime çıkmaya cesareti
olmayan bir Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğu yapışmış bırakmayan, koltuğa yapışmış bırakmayan bir Kemal Kılıçdaroğlu koltuk sevdası diyor. Ne evet. diyor? Yani gülelim diyeceğim de gülünemiyor da artık yani. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu şu dakika istese bile gerçekten o koltuğa kendi iradesiyle, kendisi partide bir liderlik sergileyerek, mesela İstanbul'da adaydı biliyorsunuz. Kılıçlar çekildi, bu bir düello şarkılarıyla arkasında da büyük bir rüzgar almıştı ama başaramadı. Sonra işte asla talip değilim diyerek, tıpkı şimdi Muharrem İnce'nin karşısına aday olarak çıkmayacağım dediği gibi aniden bir şey oldu ve kaset kumpasıyla gönderilen Deniz Baykal'ın koltuğuna hemen oturuverdi ve biliyorsunuz o kongreye bir kurtarıcı gibi lanse edilerek taşındı. Ve o günden beri de hakikaten Savcı Bey'in ifade ettiği gibi şeksiz şüphesiz hiç milim şaşmadan hakikaten verilen vazifeyi hakkıyla bir hakkın yerine getiriyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişime bakarak aslında bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Muharrem İnce'nin kampanyasını hepimiz izledik. Muharrem İnce'nin daha önce mecliste yaptığı konuşmalarla kıyaslanınca hepimizi şaşırtacak şeyler söyledi. Tabii canım. Mesela bu Apolet meselesi, Selahattin Demirtaş'a özgürlük meselesi vesaire falan. Hemen akabinde şu az önce izlediğimiz konuşmanın esnasında sorulan sorulardan birisi de mesela buydu. Hiç yüzü kızarmadan inkar etti. Yani hiç böyle hani yalanı senet gibi okuyor derler bizim köylüler. Hiç şey yapmadan hani onun önüne getirilebileceği, bunun yalan olduğunun, çok aşikar olduğunu hissetmeden ya da bunun kaygısını duymadan, ne münasebet, biz hiç kimse için kişisel, sadece Türkiye için özgürlük istemişizdir, asla bir kişi için özgürlük istememişizdir, istemeyiz diyerek inkar etti. Şimdi Muharrem İnce gerçekten işte bu PKK, yani CHP'yi HDP'lileştirme siyasetini devam ettireceği sinyalini verseydi ya da işte mesela yine gazetecilerin sorduğu bir soru vardı. Biraz işte bu seçim hileleriyle vesairelerle falan ilgili. Orada da mesela biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz deyip böyle biraz hani batıdan Türkiye'ye doğru yaklaşımların ya da şaibeli soruların önünü kesen bir açıklama yaptı. Şimdi bunlar Kemal Kılıçdaroğlu'nu o koltukta oturtan iradenin hoşuna gitmeyecek gitmez şeyler. O yüzden ben hani Muharrem İnce'nin yani bir aday olarak görülmediğini, gösterilmeyeceğini ama düşünüyorum. Ama Muharrem İnce vazgeçmiş değil. Ben kendimi aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına geçirmiyorum ama bir taraftan da biliyorsunuz yani işte 81 ile gideceğim, teşekkür edeceğim vesaire diyerek aslında CHP'deki bu kaynayan kazan içerisinde CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hoşnutsuz olan CHP'nin kendisini ne ön açmasını bekliyor? CHP yandaşı medyaya dikkat edersen Kemal Kılıçdaroğlu'nun üzerine çarpıyı attılar. Orada bir çok o kadar bence şöyle, hiç emin olmayalım ondan. Gerçekten hiç emin olmayalım ondan. Gördüğüm o. Evet, ikiye bölündü tabii. Şimdi Sözcü özelinde bakalım. Arka sayfasındaki Yılmaz Özdil dahil ve içindeki bir takım yazarlar dahil. Gerçekten Turgay'a katılıyorum burada. Evet, Kemal Kılıçdaroğlu'na çarpı atmış görünüyor. Ama Portakalı özellikle Ankara temsilcileri bağlamında veya Ankara gazetecileri bağlamında ve başka bir motivasyonla, yine bir takım aidiyetler üzerinden motivasyonlarla korkunç derecede kılıçlarını çekmişler, Kılıçdaroğlu'nu savunuyorlar şu anda bazıları. Yani orada bir kavga, bir gürültü kopacak. Ertuğrul Özgün o cümlesini kim nereye koyacak? Ben tekrar etmek istiyorum o cümleyi. Muharrem İnce için söylediği cümle, layık, sünni bir Türk olarak herkesinden oy alabilen Muharrem İnce. Dolayısıyla bu cümle işaret ediyor. Bu cümle yani o cümle şunu söylüyor Hasan. Delegesine, CHP'nin delegesine diyor ki siz bunu nasıl kabul edeceksiniz diyor aslında. Şöyle bir hayır. CHP'nin bir milletvekili vardı. İsa Gök. Şunu bakın. İsa Gök'ü hatırladın mı? Bir cümle daha söyleyeyim. Topu size atmış olayım. İkinci mesele, Muharrem İnce şunun farkında, bu delege yapısıyla tabii varken nasıl olur da ben kongre veya işte onların kurultay desin ki. DSP'nin başına geçer mi? Ya şimdi 20-30 milletvekili. O şimdi şöyle tabloya bakacaklar bence. Yani Murat Karayalçın yanında saf tuttu şimdi, belli yani.
Altan Öğmen yanında dolayısıyla başka başkalardır. Fikri Sağlar. Dolayısıyla bu tabloyu izleyeceklerdir. Bence bu tabloyu hepimiz izleyeceğiz. Ama evet. Türkiye için çünkü CHP çok medyası, önemli bir şey yani. Doğru. CHP içerisindeki CHP medyasındaki ayrışmayla göreceğiz biz. Yani daha doğrusu CHP'yi destekleyen yazar çizer tayfasının da nasıl bir pozisyon alacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ve şu en temel ayrışma noktası olacak Turgay. Bu CHP'nin HDP'lileştirilmesi meselesi önümüzdeki dönemde CHP'nin işte yaşayacağı şey her neyse bir yol ayrımı, bir işte meydan okuma vesaire. Orada en belirleyici şey hakikaten tıpkı bu Birgül Güler Ayman'ların ayrıldığı zaman nasıl tabii. FETÖ meselesiydi ayrıştırıcı unsur. Şimdi de PKK meselesi tabii olacak. Tabii çünkü bak CHP %22 oy aldı. Yani Baykal döneminin de altına düştü galiba. Şimdi orada %3, %3,5'luk oy HDP'ye gitti. Bunlar da rica oyları ki seçimden önce burada konuşmuştuk. Kemal Bey'in el altından mezhep yakınlığını kullanarak söz geçirebileceği kişilere HDP'ye yönlendirdiği. Bu sadece bizim burada söylediğimiz bir söz değil. Bu CHP tabanında konuşuluyor zaten. Ya Kandil teşekkür etti yani. Ya daha ne olsun? Beşiktaş'ta, Kadıköy'de, Bakırköy'de, adalarda, İstanbul adalarda. Adalarda HDP ikinci parti. Çanakkale'de, Manisa'da. Nasıl anlamak lazım? Şimdi yani bir numarayı veriyoruz. Bir de tabii bir şey söyleyeceğim. Askeri lojmanlardan nasıl HDP'ye oy çıktığını da bir. Bir numarayı bir ver. %3'lük oy. CHP'de ver arkadaşım bir numarayı. CHP destekli HDP'nin aldığı Şişli'de %18,23. Sarıyer'de 10,32. Kadıköy'de 13,54. Beşiktaş'ta 16,48. Demirtaş Şişli'den %5,54. Sarıyer'den 2,77. Kadıköy'den 2,47. Beşiktaş'tan da 2,33 oy almış. Ya. Yani Şişli'ye gelirsek 13 puan Şişli'den oy gitmiş CHP'den. HDP'nin eş başkanlarından birisi de bunu zaten 7 puan gitmiş. İtiraf etti. Kadıköy'e gelirsek 11 puan gitmiş. 10 puan gitmiş. Beşiktaş'a gelirsek de 14 puan gitmiş. Tamam mı? Ya bütün Türkiye'de böyle. Ertuğrul Özkök'ün o cümlesi. Verin arkadaşlar. Bak, Ertuğrul Özkök'ün o cümlesi ne şu şekilde açıklayalım. Bir, buradaki %3. %3 yani HDP'ye giden %3 büyük oranda belli bir mezhep aidiyetin oyları. Yani CHP'li olan kesimin oyları. Bir de hatırlayalım. CHP'nin bir milletvekili vardı. Mersin milletvekili. İsa Gök. Ne diyordu İsa Gök? Diyordu ki Kemal Bey geldikten sonra CHP bir Alevi Partisi'ne dönüştü. Yani bu eleştiriyi biz yapmıyoruz. Bu eleştiriyi İsa Gök yapıyor. Evet. Bu eleştiriyi tekrarlayan başka CHP'liler de var. Evet. Yani şimdi bir şey edebilir miyim? Tabii ki. Şimdi ya buradaki mesele Alevi Sünni meselesi değil. Buradaki mesele Kemal Bey'in tercihlerinin problemli olması. Ki bu tercihler delege yapısına da yansıyor. Buna ilişkin de çok sert eleştiriler var CHP içinde. Yani CHP giderek terör örgütlerini destekleyen karar mekanizmalarında işte belli bir inanç tercihinin ağırlığı oluşturduğu bir partiye dönüşüyor. Bir şey yani bir kimlik partisine dönüşüyor. Aynen. CHP oysa nedir? Atatürk'ün kurduğu partidir, devlet kuran partidir. Böyle lanse ediliyor. Bir kitle partisidir, merkez partisidir. Kemal Kılıçdaroğlu döneminde CHP marjinalleşti. Halime az önce çok isabetli bir yeri söyledi bu. Birgül Ayman Güler'lerin ayrılmasındaki şey ayrıştırıcı faktör FETÖ'ydü. Yani CHP'nin ulusalcıları bunu gerekçe göstererek ayrıldılar. Buradaki yani yeni ayrışma noktası da HDP ve PKK. Burada da CHP'den kopmalar, ciddi kopmalar olabilir. Ahmet Geç. Bir şeyi göz ardı. Turgay Bey bir şey ilave edebilir mi? Hemen döneceğim size. Şimdi göz ardı ettiğimiz bir şey var. Şişli'de 18-23, Sarıyer'de 10-32 iken falan filan. Biz Tunceli Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi bunu biliyoruz. CHP'nin bugüne kadar aldığı oyu da biliyoruz. Fakat mesela bugün gördük ki Tunceli Silme artık HDP'ye oy veriyor. Yani Aleviler, Tunceli'de Aleviler. Ya bu PKK, problemli bir durum bu. PKK desteksiz Aleviler. Şimdi daha henüz batıda CHP'nin içinden kimler HDP'ye oy verdi yahut düne kadar CHP'ye oy veriyor olanlar
kimler de bugün HDP'ye oy verdi sorusunun cevabını inceleyemedik, göremedik. Ama önümüzdeki günlerde göreceğiz. Tabii. Bu durumda HDP Türkiye'de, şimdi bunu görmek lazım belki de, bir takım çevreler Muharrem İnce'yi destekliyorlar ve CHP'nin laik sünni Türk olarak CHP'nin işte bu Alevi parti kimliğiyle bir yere varamayacağını gördüler. Bu tabanı HDP'ye yönlendiriyorlar yeniden. HDP siyasetine. CHP'yi de Muharrem İnce üzerinden yeniden şekillendirecek olabilirler. Bir Savcı Sayan'a döneyim. Tekrar konuşuruz. 10 saniye bekleteceğiz. Zaten kısaca alacağız. Programın sonuna da. Ben bir şey ekleyeyim. Yani bu senaryo Kürt seçmeni büsbütün HDP'ye küstürecektir. Çünkü hakikaten Kürtler dediğimizde dindar, sünniliği konuşacaksak sünni bir kitle. Yalnız bu Ali'siz Alevilik babı yoksa Ali'si olan... Tabii tabii yani dinle alakası olmayan bir Alevilik'ten bahsettiğimiz herhalde seçmen anlıyordur yani. Anlıyor. Baş tacı onlar. Evet. Savcı Bey. Turgay Bey, bu CHP'nin içindeki ulusalcı kesim FETÖ konusunda dik durdu. Yani dik durdu derken o zaman Kılıçdaroğlu'nu suçladılar. Partiyi FETÖ'ye teslim ediyorsunuz diye birçok kişi de ayrıldı. Fakat bu seçimde ulusalcılar HDP konusunda dik duramadılar. Resmen HDP'ye oy verdiler. Yani güya işte biz bugün İzmir milletvekili de sanki HDP'ye oy vermek aydın olma anlamına geliyor diye İzmir'deki aydınlar HDP'ye oy verdi diye bir itirafta bulundu Taceddin Bayır. Bu dönem bütün ulusalcılar, hatta benim oturduğum mahallede bile, oradaki toplantılarda bile ulusalcı geçinen hem de kamuoyunda bilinen birkaç kişinin sürekli evlerde mutlaka biz HDP'ye oy vermeliyiz. Aksi takdirde biz CHP olarak HDP'ye oy vermezsek belki 3 milletvekili fazla kazanırız ama AK Parti 70 milletvekili fazla kazanır mantığıyla hareket ettiler. Bir diğer tarafı mesela bu HDP meselesiyle ilgili bir çarpıcı bir örnek vereyim. Erzurum'un Hınıs ilçesi doğudan bir örnek. Şimdi Sayın Erdoğan %36 oy alıyor. İşte Selahattin Demirtaş %34-35 oy alıyor. Muharrem İnce %20 oy alıyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erzurum'un Hınıs ilçesinde. Fakat milletvekili seçimine baktığımızda Sayın Erdoğan'la AK Parti arasında 2-3 puan oynuyor. Ama Muharrem İnce ile Selahattin Demirtaş'ın toplamı kadar HDP oy alıyor. Yani demek Cumhurbaşkanlığında %20 oy veren kitle HDP kitlesidir. Kendisine döndüğü zaman Selahattin Demirtaş'ın oyuyla birlikte %54'e yakın bir oy alıyor. Yani bu örnek bile bize her tarafta bir Cumhurbaşkanlığı ve parti anlamında anlaşma olduğunu, birlikte hareket ettiklerini, eğer biz 90'lı yıllar gibi ittifak yaparsak batıda çok oy kaybederiz mantığıyla hareket ettikleri için ittifak olmadı ya da İyi Parti bizden ayrılır, kabul etmez düşüncesiyle, aksi takdirde öyle yapacaklardı. Ama dışarıdan destekle birbirlerine bütün yardımları yaptılar. Berdel yaptılar. Yani bizim Anadolu tabiriyle oyları berdel yaptılar. Muharrem İnce'ye gelen oylar, Selahattin Demirtaş 8,5 alıyor, partisi 12 alıyor. Oradaki oyların nereye gittiği apaçık ortada. Cumhuriyet Halk Partisi, biraz önce Halime Hanım mı söyledi, Ahmet Bey mi söyledi tam bilmiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi aynen SHP döneminde de bu olayları yaşadı. Daha sonra yavaş yavaş eriyerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Baykal ve arkadaşları bunlara tepki olsun diye kurdular. Ben Muharrem İnce'nin böyle bir yol izleyeceğini, ya DSP'nin başına geçeceğini ya da yeni bir partiyle bunların karşısına çıkacağını öngörüyorum. Aksi takdirde CHP'nin içinde bunlara yer yok. Çünkü oradaki delege yapısı, hele hele belediye seçimleri yaklaştı. Herkesin bir belediye başkan adayı var. Dolayısıyla belediyeler çok önemlidir. Özellikle CHP kitlesi için belediye çok önemli. Çünkü belediyelerin birçoğu batıdadır ve rant alanlarının olduğu belediyelerdir. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu'na umudunu bağlamış, bugüne kadar onunla birlikte kampanya yürütmüş, bu seçimde belediye başkanı adayı olmak isteyen ya da devam etmek isteyenlerin hepsi Kılıçdaroğlu'na sahip çıkacak. Bugün İzmir'de birkaç tane belediye başkanının bu anlamda desteklerini gördük. Böyle bir yapı var.
Muharrem İnce'ye yer yok. Muharrem İnce orada bir Savcı şey yapamaz. Bey, başarılı Savcı Bey, bir idamı daha bulunuyorum. Savcı Muharrem Bey, İnce, Muharrem... Ben şunu biliyor, duyuyor ve iddia ediyorum ki CHP bu seçimde HDP'li adayları CHP'den belediye başkanı yapacak. Dolayısıyla ittifakı da böyle sağlamış olacaklar. Yani yapmasına gerek yok. Zaten hepsi birbirine benziyor. Eğer Muharrem İnce grubu falan da ayrılırsa tamamen zaten ikiz kardeş olurlar. Yalnız şunu da unutmayalım. Muharrem İnce CHP'nin başına geçsin. Muharrem İnce CHP'nin başına geçsin. Kılıçdaroğlu'ndan daha az oy alacak. Bak birileri Muharrem İnce'yi çok parlatıyor, övüyor bilmem o kadar oy getirir, şöyle olur, böyle olur diyorlar. İnanın Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında Muharrem İnce olsun, Kılıçdaroğlu bakın 26'dan da bahsetmiyorum, 22 aldı, Muharrem İnce 20'ye düşer. Yani bu halk biliyor yani, kimse kimseyi kandırmaya çalışmaz. Şimdi ben kapatıyoruz, bir cümle vereceğim sana, şeyi söyleyeyim. Bizim Abdülkadir, bu kısmı kes bence kullan. O da şu, önümüzdeki günlerde yerel seçime doğru şöyle bir şey görebiliriz. CHP, HDP'ye bir genel başkan geçici olarak gönderebilir. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu HDP'ye, hani nasıl 15 milletvekili göndermişlerdi İYİ Parti'ye, bu kez genel başkanlarını HDP'ye gönderebilirler. Mahmut Tanal'ı göndersin. Olur. Bak İzmir milletvekili CHP'li Taceddin Bayır demiş ki İzmir'de yaşayan %2 civarında CHP'li aydın kesim ne demekse barajı açsın diye HDP'ye oy verdi. Ya işte. Durum bu yani. Bir cümle eğer söyleyeceksen bir şey söyleyecektiniz yani zannediyorum. Ben şimdi yerel seçim biliyorsunuz bir yıldan az kaldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütün bu kargaşayı dizginlemek için de kullandığı enstrümanlardan birisi o. CHP Türkiye seçime gidiyor. Yerel seçimde başarmamız lazım. O yüzden herkes otursun oturduğu tabii yerde diyor. Bunu koltuğunu işte koltuk sevdası hikayesinde önemli onun için. İkinci önemli şey de Kemal Kılıçdaroğlu bir Erdoğan düşmanlığı üzerinden CHP'de Savcı Bey'in dediği doğru hakikaten bir oy konsolidasyonu yaptı gerçekten. Yani ama işte o silahı elinden Muharrem İnce aldı. O silahı elinden Muharrem İnce aldı ama adam çıkıyor şunu söylüyor. İşte tırnak içine yandaş medyada manşetlere çıkıyorsak diyor ki demek ki doğru yerdeyiz. Yani kendisine yöneltilen eleştirilerden güç alıyor şu anda. CHP seçmenini de işte o şizofren hale getirdikleri CHP seçmenine de bu iyi geliyor garip bir şekilde. Yani böyle devam. Yani. Eyvallah. Turgay ya Berlin'de mangal yapmak yasakmış. Onu da söyleyeyim. Atmışlar sana. O zaman şöyle söyleyeyim. 5000 euro cezası varmış. Tamam. Şimdi. Tamam. Ödeyelim cezayı. Bir dakika. Aşağı yetiştirmek serbest biliyorsunuz. Hayır. Ey Berlin'deki ülkemin insanı, evinizde tavada sucukları pişirin, tamam mı? Ekmeklerin arasında koyun, bol soğanlı, keşke olsa şu anda yesek, kusura bakma böyle şey. Bol soğan, muhan koyu falan neyse o patates, soğan ne diyorlarsa hepsini ekmek arasında koyun. Ayranı da, milli içeceğimiz olan ayranı da alın, cam bardakta böyle, görsünler diye. Gelin, onun önünde oturun, sucuk yiyin, kimse size bir şey diyemez. Sucuk ekmek yiyin, dünyanın en güzel şeyi. Soğanı bol koyun, bir soğan koksun et ortalık şöyle bir güzel. Bunda da olur paylaşım benimle. Sizi seviyorum. Almanya'daki kardeşlerimize söylüyorum. Tabii benim Almanya'daki kardeşlerim belli. O ülkelerine dönün denilenler bizim kardeşlerimiz. Buradan gitmek isteyen varsa gönderebiliriz. Çok da lazım değiller yani bu kafayla burada. Efendim herkese iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.